Sempo TV, sizin kanalınız. Merhabalar, Gazetecilerin Gündem adlı yeni bir programa başlıyoruz. Programımıza başlamadan önce, konuklarımızı tanıtmadan önce, dünyaya baktığımızda İşte İstanbul havalar soğudu, doğuda kar yağıyor. Ben gazeteci olarak hep sistem ederim. İşte kar yağdı, yollar kapandı, tır devrildi. Dışında sanki bir sorun yokmuş gibi özellikle kış aylarında gazeteci arkadaşlarımız o bölgede yaşananları haber yapmazlar. Kar kış demekten artık gına gelir adeta bize. Son olarak da Çıldır Gölü donmadı şeklinde ama kışı gördünüz mü? Amerika'da 17 kişiyi öldürmüş. Kış öyle kış. Tabii kış deyince doğal gaz başta olmak üzere acaba bu kışın ısınabilecek miyiz? Faturalar yakacak mı bizi? Sorun da var. Ukrayna savaşı devam ediyor. Evet, İran karışık sürüyor. Peru daha karışık. Peru'ya baktığımızda da gerçekten de insanların bir sorun karşısında ne kadar duyar olduğunu gösteriyoruz. %85 enflasyon olan bir ülkede huzur içinde sükutçeme seçim bekliyoruz. Ne güzel diyerek. Evet. Altılı Masa ne yapacak? Adayı kim olacak? Tartışmalar arasında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli seçim çalışmalarını çoktan başlamışlar. Meydanlardalar adeta. Seçim çalışmalarını yürütüyorlar. Eskileri, küskünleri toplamaya çalışıyor Sayın Erdoğan. Bunlar olurken tabii İmamoğlu yakasında neler oldu? İmamoğlu'ndan vazgeçtik. Acaba yavaştan irtibatı tekrar temasa geçebilir miyiz tartışmaların yanı sıra? Kılıçdaroğlu'nun ben hem bir seçmen olarak söylüyorum hem de fakir olarak söylüyorum. Kılıçdaroğlu tamamen aday olduğunu görüyorum ben. Çünkü kendisi ben yapacağım. Geldiğimde bitecek. Şunları yapılacak şeklinde adaymış gibi konuşması da her ne kadar Meral Akşener oyları yükseldi diye biraz daha bilmiyorum bana göre şımarsa da oyları çok yükselmiş diye biraz daha ben de gücüm demeye çalışıyor gibi geliyor bana. Ama Altılı Masa'nın adayı bana göre Kılıçdaroğlu gibi görünüyor. Ona gitmeden önce tabii yerelde baktığımızda da özellikle İstanbul metropolünde ben İstanbul'dayım son 5-6 aydır. Ardahan yollarını yazarız sık sık. Batı doğudaki gözlenerek yolları yazarız ama İstanbul'da yollar çok kötü diyebiliriz. Bunun yolları da çevirdik. Özlem Şeyma Yılmaz'a doğru döndük. Merhabalar, ben gazeteci Özlem Şeyma Yılmaz. Gazetecilerle Gündem adlı programımızda bugün de sizlerleyiz. Fakir Bey gündemin nabzını tuttu. Ben hemen konuklarımı anons etmek istiyorum. İstanbul Kuyumcular Derneği Başkanı, iş insanı Nihat Atan bizimle birlikte ve avukat Şahin Küçüktepe bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Kuyumcu derken bir konu olmuştu Twitter'da en son. Bir arkadaşımız Gürsoy kardeşim benim iş yerine ilgili bir reklam yapmış. Tam işte ekonomik sıkıntıları var. Altınlar dökülmüş böyle masada. Siz... Hani altınlar? Gene de nohutlar mı şeyler ne diyorsun? Altın şu anda biraz düşüş var. Öyle mi? Değerik ama diyorsunuz. Evet. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Nihat Bey nasılsınız, nasıl gidiyor? Çok teşekkür ederim, hamdolsun. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok sağ olun. Uzun bir süre oldu, görüşmüyoruz. Evet, daha önceden bir program yapmıştık, evet. Bir ara verdik. Şimdi çok tekrar keyif, sizlerleyiz. Çok keyifli bir program geçirmiştik. Evet, biz de çok memnun kalmıştık. Rabbim ikincisini tekrarlattı. İnşallah hayırlı bir yayın, hayırlı bir... Bana geçmiş olsun. Gazze olarak aldık sizi. Ya estağfurullah, ya öyle iş yerinde küçük bir kaza ayağımız takıldı. Çok düştük. Geçmiş olsun. Serçe parmağımızı kırdık. Nazar değiyor belki, ben de yakışıklı olduğun için de öyle bilirim. Avukatım. Görünmez kazalar herkesin başına gelebiliyor. Tabi Allah beterinden korusun. Ben tabi dernekçiliği yakinen takip eden, bir dönem içinde bir aile aktif olan, şu anda gazeteci emir başkanı olarak devam ediyorum ama dernekçilik zor bir meslek. Zor bir iş, gönüllü bir iş. Muhakkak. İKÜT İstanbul Kuyumcular Derneği, doğru mu? Evet, evet. Öncelikle bir anlatabilir misiniz? Bir açılım yapabilir misiniz? Ne iş yapıyor burası? İstanbul Kuyumcular Derneği, normal STK altında. Sivil toplum bildiğimiz. Derneğin biri. Herhangi derneklerin yaptığı gibi çalışmalarımız var. Kuyumcuları bir arada tutmaya çalışıyoruz. Ekonomiyle ilgili fikirlerimizi beyan ediyoruz. Sıkıntısı olan arkadaşlarımızın sıkıntısını el atmaya çalışıyoruz. Siz benim borsa mısınız diyebilir miyiz? Yani bunu siz açıklamanız borsa yani, etkiliyor mu? Örneğin TÜSİAD gibi, MÜSİAD gibi. Yani siz ona doğru mu gidiyorsunuz? Tabii canım, belirleyici olabiliyoruz. Tabii ki yani sonuçta güçlü bir STK'yız. Yani evet. İstanbul Kuyumcular Derneği dediğinde bile hafife alınacak bir dernek değil. Tonlarca tabii altınları olanlar, kamyonlar da oluyor, görmüyoruz değil ama hani tabii ülkenin sıkıntısını da göz önüne alarak ona göre hareket ediyoruz. Sıkıntılar tabii bizim içimizde de oluyor, olmuyor değil. Bertaraf ederek kartopun misali yuvarlana devam ederek gidiyoruz ama çok şükür iyiyiz yani. Anladım. Sıkıntılarımız ne zaman kuruldu? Kaç üyeniz var? İkinci dönemimiz var.
Yani üye sayımız geçtikçe de artıyor, devam ederek artıyor. İkinci dönemdir yapıyorsunuz. İkinci dönem başkanlığını yapıyorum. Dediğimiz gibi üye sayımız geçiyor. İlk başkansınız, kurucu olarak Yunus Sabar mıydı? Evet. Kurucu başkasısınız. Evet. Ondan sonra bir şekilde böyle bu şekilde devam ediyoruz. Anladım. İnşallah daha da iyiye gidecek, daha da güzel yollar açarak devam edeceğiz inşallah. Nedir hedefi kutunu bir açalım? Yani ne yapma? Üyeler arasında dayanışma falan diyorlar ya, bizim Ardahan özellikle Konyalılar, Kırşehirler, İstanbul Büyükşehir yazıyor ya memleket günleri falan. Yani siz de gece mece mi düzeniyorsunuz? Başka ne yapıyorsunuz? Sektörümüzü bir arada tutmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Daha canlı tutmaya çalışıyoruz. Network'ümüzü daha da genişletmeye çalışıyoruz. Birbirimizden haberdar olmaya çalışıyoruz. Malum paranın içinde olan kuyumcu arkadaşlarımız, evet, her şeyin sonu paraya dayandığından dolayı. Doğru. Biz de böyle bir sektörün başındayız. Bundan dolayı sıkıntılar hayli hayli fazlasıyla gelmeye başlıyor. Gelince de ne oluyor? Otomatikmen kuyumcu arkadaşlarımızdan altında kalmaması açısından, vatandaşlarımızın, tüketicinin daha doğrusu zan altında kalmaması için elimizden gelen gayret, evet, göstermeye çalışıyoruz. Evet. Araç buluculuk yapıyoruz vesaire. Anladım. Gibi böyle güzel bir çalışmalarımız oluyor. Keyifli bir çalışma yani, güzel, anladım, bir çalışma oluyor yani. Nihat Bey, evet, aslında kuyumculara baktığımız zaman, dışarıdan baktığımız zaman kuyumcunun ne derdi olabilir ki? Bir sürü altını var, bir sürü parası var. Hiçbir derdi olmaz diye bakıyoruz. Kuyumcuların ne gibi sorunları var aslında? Bunu merak ediyorum. Şimdi tabii her şey para demek değildir. Her şey... Ya şu an ülkemizdeki her şey para aslında. Ya hayır, yani tabii Allah ilk önce sağlık yani şimdi... İnsanın bir yere acıdığı zaman acıyı orada hissediyor. Acıdan yani şimdi anlatabiliyor muyum? Hani acıyı çeken bilir. Hani ben bunun içinde olduğundan dolayı. Tabii bizim çok büyük sıkıntılarımız var. Yani şu örneğin mesela nasıl bir sıkıntımız var? Şu anda bizim eleman bulma sıkıntımız bir hayli fazla. Onun sebebine geldiği zaman biz şu anda çırak yetiştiremiyoruz. Çırak yetiştirmememizin sebebi de eğitim sürecinin değişmesinden dolayı. Yani önceden çocuklar ilkokulu bitirirdi, hemen bir yere çırak olarak verirdik. Babası getirirdi, yetişirdi falan. 4 size de mi yaramadı gibi yani? Tabii bize de yaramadı ama. Hı-hı. Şimdi eğitim bitiriyor çocuk. Eğitim bitirdikten sonra 17-18 yaşında bu çocuk, ergen bir çocuğu sen alıp çırak yapmaya çalışıyorsun. Bu çocuk öyle çocuklar olsa o yaştan sonra annesini babasını bile sözünü dinlemiyor ki. Bu ustasının sözünü nasıl dinler? Evet. Bundan dolayı bir eleman sıkıntımız bir hayli var. Yetiştiremiyoruz. Eleman yetiştiremiyoruz tabanla. Kuyumcularla bu zanaatkarların, işleyenlerin arasında bir sıkıntı varmış diye bir bilgi, yani internette dönen bir sorun ne gibi var mesela? Aslında. Ne gibi mesela? Yani anlaşamamazlık gibi. Öyle bir sorun, sıkıntınız var mı acaba? Yok, hayır. Üreticiler tamamıyla üretir. Ürettikten sonra işte ilçedeki veya işte çarşıdaki mağazalara mallarını dağıtırlar. Onu da satışını yaparlar. Aramızda bir sıkıntı, öyle bir şey olmadı. Bizim tek sıkıntımız piyasanın sıkıntıları, işte hırlı hırsızın dolması, kapkaççıların olması, kuyumcuların kaçırılması. Güvenlik önlemleri. Tabii yani. Soyunma bayağı artıyor. Devam soyunmalar artıyor. Bununla ilgili sıkıntılar. Yani sonuçta nihayetinde para. İnsanlar alıyor. Yani geçenlerde mesela bir olayla karşılaştık. Adam geliyor senden 50 bin liralık bir ürün bozuyor. 50 bin liraya alıyor. Dışarı çıkıyor. Geri geliyor. Benim işte 5 bin lira bunun içerisinde sahte çıktı. Dışarıda parayı değiştiriyor. Kuyumcuya geri geliyor. Haydi al işin içinden çık. Bunu nasıl çözüyorsunuz? Yani kamera kayıtları var. Bu sefer kuyumcu işini bırakıyor, kamera kayıtlarını çıkarıyor vesaire. Bir sürü uğraşıyor. Yani yarım gününü bir adamla geçirmeye çalışıyor. Yani bunlar ülkemizde oluyor, olmuyor değil. Çok, evet, bir hayli falan var ama medyaya çok fazla yansımıyor bunlar. Bunlar da görünmeyen yüzler. Bizim sıkıntılarımız çok çok büyük. Sanki kuyumcular yani sıkça soymaya başladı da biraz göstermemeye çalışıyor gibi. Bu ekonomik sıkıntı özellikle bu talan hırsızlıktan kolay yoldan. Ya bu dönem var. Her zaman olmuştur. Yani bu ekonomik sıkıntı arttı mı pandemiden bu yana örneğin? Yani yüzdelik olarak artış var mı son bir yıl içinde diyebilir miyiz? Suçta. Yok, eskisi gibi değil. Ya eskisi gibi değil. Yok. Değil. Eskiden daha fazla. Şu anda yani şu son 15 yıldır. Güvenlik işlerimizin daha kurmalı. Tabii. Kameraların oluşumu. Yok ya, şu anda güven timlerimiz var. Kolluk güçlerimiz falan çok iyi çalışıyorlar. Çok uyumlu çalışıyoruz onlarla. Sağ olsun, ben geçen programlarda anlatmıştım. Kolluk kuvvetlerimiz her ilçede bir WhatsApp hattı kurdurduk. Hı-hı. Bugün herhangi bir kuyumcuda bir sıkıntı olduğu takdirde WhatsApp'la dokunduğunda bütün kuyumcuların haberi olmuş oluyor. Anladım. Yani bu şeyi de yaptık. Ve bu da emniyetin de bilgisi dahilinde yapıyoruz biz bunları da yani. Kuyumcular da böyle bir belki sistem biraz daha hızlı ilerliyordur ama normal mesela eskiden gördüğüm kadarıyla bu iş yerlerinde bir buton var. Polis çağırma butonu. Tabii halen devam ediyor. Evet. Halen devam ediyor. Yanlışlıkla benim vasıtamla birlikte o butona basmıştım. Ben daha önce görmediğim için. Evet. Yani yaşadığım yerlerde böyle bir buton görmediğim için. Ama bir saati bulması, yani polisin gelmesi bir saati. Geliyor mu? Yok, hayır. O konuda. Kuyumcularda eskiden, belki daha da. Eskiden hızlı. Öyleydi. Yok değildi. Yani yarım saat, 40 dakika falan gibi sürüyordu. Şimdi 3 dakika, 5 dakikada bir anında kolluk kuvvetleri iş yerinize intikal sen edebiliyor. Sen bastın yani. Butun bozulsa biz ne yapalım kardeşim? Yani gecikmeli bastıysanız ona bir şey diyemem. Ya da anlamışlardır işte öylesi. Yanlışlıkla oldu. Bir de avukat var yanınızda. Avukat da evet. Alırken yanınıza hukukla ilgili bir sorun mu var? Avukatla birlikte yayın yapmamız. Yolda sorunuz Şeyma da
Dedim hayır öyle değil, biz avukat da başka hukuku tercih adaleti tercih. Yok yok tabii sizin konuğunuz Şahin Bey, sizin konuğunuz. O konuda hani Can Kulay'la da dinleyeceğiz. Şahin Bey merhaba, tekrar hoş geldiniz kardeşim. Sordum sana, evet. Kayserili misin? Evet. Kayserili biraz uyanık diyorlar, siz uyanık mısınız? Nasıl estağfurullah. Yani böyle diyor, Kayserili olunca diyorlar, Kayserili biraz daha iş sahasında mı başarılar o anlamda? Ya bizim biraz daha zekilerdir belki. Uyanık değil de zeki diyelim. Bizde şöyle bir şey söz vardır, yerel bir söz. Bizde kafası çalışan okumaz. Kafası çalışmadığında ticarete uğraşır. Sakıp Sabancı olur. Kafası çalıştı mı da işte evet. Sizin gibi avukat. Güzel. Başkan sizin gibi avukat. Çok güzel örnek. Evet, evet. Sayın avukatım evet, nasıl gidiyor? Hukuktasınız. Şu an ülkemizdeki en sorunlu birimde siz varsınız. Şimdi altından bahsediyoruz. Ülkede altın rezervi diyelim. Ülkede adalet rezervi ne durumda diye bir soru sormak isterim size. Şimdi şöyle, adalet rezervi diye bir tanım var mı bilemem ama hukuksal reformlar, yapısal reformların hani en temel yapı taşıdır. Ekonomi olması gerekiyorsa, hani ekonominin iyi olmasını istiyorsak, eğitimin, sağlığın iyi olmasını istiyorsak, hukukun da evet, iyi bir düzeyde olması gerekiyor. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bu birçok sorunlarımız var. Bunların hani üstesinden gelmeye çalışılıyor bir şekilde. Yani hukukta da tabii ki her ülkede olduğu gibi bizde de ufak tefek problemler de olsa ufak tefek mi? Gerçekten yürüyüş yapılacak kadar mı? Son olarak da İmamoğlu olayı oldu. Bu adalet yok falan diyorlar. Sizce siz bir avukatsınız. Gerçekten. Şimdi, yürüyüş yapma bir hak. Anayasal bir hak. Yani toplumsal bir gösteri yapmanın hakkınız var. Ama şimdi bunu kural kaidelerinin içerisinde yapılması gerekiyor. Yani, İmamoğlu sorusuna gelince İmamoğlu soru davası bir YSK üyesine hakaretinden kaynaklanan hakaretin kaynaklı o iddiayla görülmüş bir dava ve ilk derece mahkemesiyle sübuta erdi. Bunun istinafı var, Yargıtay'ı var, Anayasa Mahkemesi var. Sayın Cumhurbaşkanı gibi size diyoruz, acele etmeyin, paniklemeyin. Daha bunun çok uzun yolu var. Yani sizin şey söylemek istediğiniz şey, siyasi olarak herhangi bir engeli vesaire evet, var mı söz konusu? Evet, evet. Şimdi şu anlık bir siyasi engel soru söz yok, konusu değildir burada. TCK 53 yani yasaklılık halleri vesaire hani siyasi olarak yasaklılık hallerinde söz konusu değil. İstinafa gidilecek, Yargıtay'ı olacak. Yani inanıyorum ki o aşamalardaki hakimlerimiz onu göreceksiniz. Toplumun beklentisini sizin karşılayacak. Şu an o zaman adayın... sınır diyebilir miyiz? Siz avukat olarak mevcut verilen cezanın çok da benim şahsi görüşüm, şahsi evet, görüşüm mü? Yani avukat olarak evet, yani bir bunu mesela matematik sorusunda bir doğru işlem vardır. Sizce tamam, bu giden süreç doğru mudur? Öyle soru. Evet. Maalesef değil. Maalesef nokta değil. Yani evet. Evet. Ben şöyle de bir soru sormak istiyorum. Şu an mesela Ekrem İmamoğlu'nun şu an seçimde yani seçim sürecine girdiğimiz için bu soruyu soruyorum size. Adaylığı kesin olarak açıklansa, Ekrem İmamoğlu evet, aday deseler, direkt mahkeme tarafından yasak konulabilir mi? Diyorlar yani ya. Böyle bir şey de yaşanabilir mi? Öne çekilebilir miden kastınız söylüyorsunuz evet, evet, siz istinaf aşamasının. Yani bu Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla işte başvuru yapılması gerekiyor istinafa. Evet. Öne çekilmesi için. Hakimden vereceği karara bağlı o da. Yani mücbir sebepler işte vesaire. Hani bu adaylığın eğer hani sıkıntıya gireceğini düşünüyorsa özellikle hani altılı masayla Millet İttifakı hani bu şekilde bir adım atabilir. Attıklarında öne çekilip yargılamasının hızlandırılmasını isterler. Hızlandırıldığında verilecek kararı hani olumlu olumsuz önemli. Ne olacağı belli doğru, değil. Yani bununla birlikte hani şimdi velev ki diyelim ki onandı evet, karar. Evet. Siyasi yasaklı devam ediyor. Hani şeyde Yargıtay var. Yargıtay'a da devam gidecek bu. Şimdi iç hukuk bitene kadar bitmedi. Değil mi? Yani daha diyelim ki iç hukuk düzenlemesi süreci devam ederken Cumhurbaşkanlığı seçimli oldu. İşte İmamoğlu seçildi. İç hukuktan yine onanma kararı çıktı. Evet. Bu sefer YSK'dan yasaklılık hali söz o zaman uygun hayata geçer. Öyle yani şu anda böyle bir problem yok. Uzun bir süre. O tabii ki. Nihat Bey ben özür diliyorum. Siyaset tabii, derken tabii sonunda İmamoğlu olayı oldu. En son da şimdi Fransa'da bir olay olmuş. İşte Ahmet Kaya kültür merkezine saldırı olmuş. Bir milliyetçi aynı gitmiş işte ben canım sıkıldı vurdum demiş. Bu olaylar yaşanırken altın piyasası nasıl etkileniyor? Yani altın şu anki durum siyaset, nedir? Ekonomi evet yani
olumlu olumsuz tak diye düştüm örneğin İmamoğlu mahkemesi kararından sonra altında bir düşme oldu yükseliş yani oldu. Yok yok bizi çok yani o konuda bizi öyle sıkıntıya sokacak sıkıntı, şeyler mi? Yok. Yani, ekonomi... yani sonuçta dünya olsun ile alakalı bizim Türkiye'deki bir siyasi yasakların falan bizi çok o kadar etkilemiyor. Tabii ki. Yani, dünya onsu derken nedir o? Ons biliyorsun dünyanın bir onsu vardır altın piyasanın bir borsası var. Ki ons ile alakalı. Doların onsuyla çarpılarak altın. Hayır o nasıl düşüyor? Nasıl kalkıyor? Yani dünyada savaş çıkınca mı düşüyor kalkıyor? Yani veya savaş çıkınca değil. Bomba yani, patlayınca mı oluyor? Veya petrol kesilince mi oluyor? Yani? Tabii her ülkede sıkıntılar olduğu zaman onda o da etkileniyor. Yani ki ya altın dediğiniz zaman altın şöyle bir şey. Yani dünyanın en güvenilir limanlarından biridir. Evet. Bugün ülkelere kredi verirken altın rezervlerine göre verirler. Hani ne kadar altının varsa ona göre sana kredi verirler. Yoksa işte al ben sen geldim param var işte şu kadar toprağın var ona göre kredi vermezler. Altın dünyadaki en güvenli yatırım. Tamam biz kağıt parayı basıyoruz şu anda. Sorun yok parayı. Altınımız var mı? Yani piyasaya söyleyebileceğimiz. Dünya normlarında. Tabii çok çok daha iyi bilir. Yani tabanı olmadan zaten bir şey basamazsınız. Arka tabanı olmadan bir şey çıkarmak. Bu ne demektir? Yani şu anda yani. Merkez Bankası'nda altın var mı? Dediği gibi yok falan diyorlar da. Anlatıyor. Hayır. Geçen programdan anlattım. Biz altın konusunda çok çok iyiyiz. Ciddi bir rezervimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni. Hayır tabii canım biz Türkiye'de işte dünyada ilk 12'nin içindeyiz biz şu anda. Ama bunların çoğunun yastık altında olduğu söyleniyor. Muhakkak yastık altında da var ama insanların artık bir güven ortamını şeyleri çıkarmaları gerekiyor. Yani güvenip de ortaya bir şeyler çıkaralım. Evet. İşte bankalar rahatlasa diyorsunuz değil mi? Yani rahatlatmak lazım piyasayı. Hı-hı. Piyasada bazı belirsizlikler de olunca ister istemez her taraftan bir ses çıktığı zaman ne oluyor? İnsanlarda güvensizlik söz konusu olunca da herkes kabuğuna çekiliyor. Yani ben ortaya bankaya bile parasını yatırmakta tereddüt ediyor. Evet. Hani biz Türk millete dokunmayı severiz. Bir şey almak istediğimiz zaman bile gideriz dokunuruz ilk önce. Araba alacağız. Hiç arabadan anlamayız ama gider o direksiyona otururuz. Bir arabaya bir bakarız. Yani arabanın beyrinden anlamayız, motorunu anlamayız. Ama dokunmayı seven bir milletiz yani. Bundan dolayı işte biraz güven olması gerekiyor. Yani ülkemizde de olsun diğer dünyanın her tarafında insanlar güvenle alakalı. Güven var mı? Güven. Sorsan. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nden evet, bahsediyorsun. Ya şu anki... Şöyle, ya var tabii karamsar olmamak lazım. Hani sonuçta ya herkes kendi işini yaparsa, herkes kendi işi üzerine düşen işini yaparsa bir sorun olacağını zannetmiyorum. Ama bugün sokağa çıktığında evine 3 tane ekmek götürmenin hesabını yapamayan insanlara mikrofonu doğrulttuğun anda ekonomi profesörü kesiliyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Ya bir dur sen ilk önce bir işini yap. Dışını doğru yap. Ondan sonra kalk işte Türkiye'nin ekonomisini ya da işte Amerika'nın ya da Rusya'nın ekonomisini araştırmaya çalış. Ya biz şunu yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamadık değil. Rusya ile Ukrayna kavga etti. Savaş çıktı. Zeytinyağı ile ilgili bizim ülkemizde insanlar markette birbirlerine yumruk attılar zeytinyağı yüzünden. Ama size ne oluyor? Orada savaş var. Siz burada bunu yapmıyorsunuz. Ama size de şu an şöyle diyebilirler. Siz kuyumcusunuz. Altınınız var. Dolu cebiniz. Şimdi siz bizim bu asgari ücretli bu kadar düşük ekmek eve ekmek götüremezken neden böyle söylüyorsunuz? Ama ona diyor ki sen beceremiyorsun. Talebi olmayan bir şeyin bir arkası olmaz. Geçenlerde söylemiştim bu şeyle ilgili. Sanal parayla alakalı. Evet. Taban olmayan Bitcoin'le alakalı. Taban olmayan bir şeye yatırım yaparsa sıkıntı olur. Şimdi sizin istediğiniz kadar altınınız olsun. Eğer altının bir talebi yoksa, piyasada sana ekmek yapan yoksa, buğday üreten yoksa, domates üreten yoksa altının hiçbir anlamı yok. Sonuçta çent yapman lazım, vermen lazım, alman lazım. Evet. Bunlara taban olmadan boş altının hiçbir anlamı yok ki. Ne yapacağım? Benim her tarafım altın. Şu odanın her tarafına altın koyalım. Ama ekmeğe muhtacım. Benim karnımın doyması lazım. Evet. Araç lazım bana. Bir yere gitmem lazım. Altınla gidemezsiniz buna. Yani talep lazım bununla ilgili. Şimdi ülkede bir talep olmayınca ne yapacaksınız? Peki talep var mı? Mesela dükkan hala altın almak için gelen bir sürü insan var mı? Şu an çünkü ekonomi çok kötü. Fakir Bey'in sürekli bir sözü var. Ekonomi çok kötü. AVM'lerin hepsi ağzına kadar dolu der her zaman. Şimdi öyle bir durum var mı? Hala şimdi ekonomi neye göre kötü? Ve kime göre kötü? Neye göre kötü? Bakın Fakir Bey çok çok iyi bilir. Biz ilkokula gittiğimiz zaman bizim bir çantamız yoktu. Doğru mu? Doğru. Elimizde bir çantamız yoktu. Doğru. Kara lastiklerle biz yürüdük. Kara lastiklerle büyüdük. Ve o yani... Çocuklarımıza şimdi okullarda iki çeşit, üç çeşit yemekler çıkıyor. Bizim bırakın yani ekmeğin arasına kuru peynir koyardık ki Fakir Bey çok çok iyi bilir. Onunla bütün günümüzü bitirmeye çalışıyoruz. Sen telefonculara benzedin ama. Telefoncular çıkar telefonu. Çıkar telefonu. Lastik dönemi tamam. Uzaya gidiyoruz ama şimdi. Onu anlatmaya çalışacağım. Evet, hani biz evet. Bu dönemden gelen bir kuşak olduğumuz için bu andaki krizi biz böyle devasa bir kriz olarak göremeyiz. Çünkü niye? Görmüyorsunuz. Şöyle bir şey. İnsanlar elindekini kaybetme korkusuyla bunu kriz yaratıyorlar.
Mevcut durum iki arabası var, bir araba düşecek korkusu var. İki tane arabası var kapısında. Atıyorum işte çok güzel bir yerde oturuyor. Bunları kaybetme korkusundan dolayı ne oluyor? İster istemez bazı şeylerde bulunurlar. Fedakarlıklarda bulunmamaya çalışıyor. Siz diyorsunuz ki dün Türkiye'de ekonomi çok bozuk değil ama belirsizlik de olsa paniklenmemek lazım. Değil mi? Öyle diyorsunuz. İşte gayet yani tabii canım. Ülkeyi kötü göstermemek lazım anlamında ama her şey yıkıldı. Parisin ya kol oldu, kırılır. Yerde biriz falan dememek lazım. Üstadım kol kırılır yer içinde kalır. Kimi kime kötüleyeceğiz? Anladım. Evet. Yani biz aynı ülkede yaşıyoruz, aynı topraklardayız, aynı suyu içiyoruz, aynı şeyleyiz. Yani bunun dini, ırkı, mezhebi ayrım yapılmadan biz birbirimizle geçinen insanlarız. Biz evet. En önemlisi de bizim coğrafyamız böyle. Biz Malakanlarla bir arada yaşadık. Doğru. Var mıydı bir sorunumuz doğru, bizim? Doğru. Herkesten önce onlar bize koşardı, biz onlara koşardık. Böyle bir yerden gelen bir umudunuz var mı sizin yani? Bir kuyumcu olarak? Yani %83 TÜİK rakamlarına göre, dışarıya göre %87 enflasyon olan ülkede. %60'a inecek şimdi, gibi. Bak, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya Nisan'da. Bak şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız söylüyor. Takdirle de dinliyoruz. Severek de dinliyoruz. Sonuçta ülkemizin başında olan. Cumhurbaşkanımız evet. Tabii Cumhurbaşkanımız başımız üstünde de yeri var. Doğru. Kim gelirse gelsin. Bu doğru. Tayyip Bey değil. Yarın başkası doğru. da gelse doğru. aynı şekilde omuzlarımıza taşıyoruz. Yarın başkası gelecek mi? Pardon? Yarın başkası gelir mi diyorsunuz? Yani hiç. 6 ay sonra. Yani halkın yarın kararı halk değil, halkın kararı halk neyi görürse odur. Anladım. Bakın bu ülkede şöyle bir şey var. Bunu size söyleyeyim ben. Devlet ev sahibidir. Siyasiler kiracıdır. Evet. Gelir giderler abicim. Şimdi kiracıya göre davranırsan, kiracıya göre bir şey yaparsan evsiz kalırsın. Yani kiracı evet. o gelecektir, o gidecektir. Yani ülkeyi seven herkes gelip bir taş koyarak gidecek. Anladım, gelip koyup anladım. Gidecek. Taş koymaya çalışarak gidecek. Ya muhakkak doğru, yani. Doğru. Şimdi bu hal buyken de burada kalkıp da iyi kötüyü aramamak lazım. Sonuçta anladım. Halk karar vermişse, seçmişse, getirmişse de bizim buna doğru, saygı duymamız lazım. Bu halkın doğru. oylarıyla gelen. Benim oylarım değil. Aynen. Halk istemezse bu oyu vermez, oraya gelmez. Doğru. Ben hep bunu geçen senelerde de söyledim. Ya iki kişiden bir kişi bu partiye oy vermiş. İnkar etmez bir anlamı yok. İnansan da inanmasan da vermiş kardeşim. Sen vermediysen eşin vermiştir. Halkın içine şikayet etmemek lazım. Kiracıyı çıkarmaya çalışıyor mu bu halk? Nihat Bey'e göre. Evet. Öyle görünüyor mu sizce? Yani. Kiracılar şikayeti var ya özellikle sizi davadan açılıyor ya. Neredeyse olan dosyalara bakıldığında evet. Ve kiracılarla ev sahipleri arasında çok ya ciddi iyi bir yönetim olmadıktan sonra bir şeyi yönetemedikten sonra tabii ki halk buna karar verir, değiştirir. Bu anladım. A'sı, B'si, O'su, B'su diye bir şey yok. Anladın mı? Hani burada şey işte A şıkkı, B şıkkı tabii diye ayırt etmemek lazım. Doğrusu, yani doğrusu. Burada ya şöyle. Ama şu an baktığımız zaman şıklar arasında kalmış oluyoruz. Şu an onlar yönetiyor. 20 senedir bu evin sahipleri aslında onlar. Şimdi ekonomide ve normal hayatımızda bir problem yaşadığımız zaman devlete kızamayacağımıza göre, çünkü devlet normal ülkenin bir kurumu, siyasetçilere kızmamız gerekiyor burada. Şimdi ben şurada sizin aynı görüşte değilim. Baktığınız zaman bu kadar sıkıntı varken sizin yaşadığınız çağla benim yaşadığım ya da sizin çocuklarınızın yaşadığı çağ bir değil. Ve biz bu sıkıntıları siz çok güzel bir şekilde atlatmışsınız. Bir iş sahibi olmuşsunuz, bir şeylerin sahibi olmuşsunuz. Fakat şu an biz hiçbir şeyin sahibi olamıyoruz. Öyle diye hayır öyle bakmamak lazım. Bakın biz en zor günleri geçiren bizleriz. En zor gün dönemleri yaşayan bizleriz. Emin ol ki bizim kuşağımızdan bahsediyoruz. Bakın bizim bir okulumuz yoktu. Babanız çok çok iyi bilir. Bizim bırak yiyecek ayakkabılarımız yoktu. Biz bu dönemden geldik. Bu dönemden gelip de bir yerlere geldik. Şu anda çocuklarımıza neyi verirseniz verin. Bakın benim babam Allah rahmet eylesin. Bana bir kemer aldı. Ben o kemerle 5 yıl boyunca mutlu oldum. 5 yıl boyunca. Ben şu anda çocuğuma en lüks telefonu da alsam, en lüks arabayı da almış olsam bu çocuk mutlu olmuyor. Çünkü hayat insanları öyle bir hızlı koşturuyor ki. Ve bunları ayak uydurmak zorundasın. Bugün işte boşanmaların sebebi, işte çocukların evden kaçma sebepleri hep elindekini kaybetme korkusundan dolayı olan şeylerdir bunlar. O yüzden bunun yani tabanla biraz daha iyimser olmak lazım. Eğer bugün, ya bakın şöyle bir şey söyleyeceğim. Asgari ücret ne zaman açıklandı? Dün yok aves gün, evet. Doğru mu? Dün benim çocuklar bu pastaneye gidiyorlar. 5 liralık ya 5 liralık poğaçayı 7 liraya alıyorlar. Daha asgari ücret açıklanıp açıklanmaz ya. Ertesi günü. Evet, ya bu evet. kadar fırsatçı olmuşuz. Doğru, yani doğru. bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani burada devlet ne yapsın? Burada şey önemi yok. İşte dedim ya A parti B parti diye bir şey yok. İşte altılı masa, beşli masa, üçlü masa, ikili masa diyorlar bakmamak lazım. Biraz vatandaş olarak evet. kendimizi bir çek etmemiz lazım. Evet, ya biz evet. neyin her peşindeyiz yani? Yani fırıncı bugün bu poğaçaya zam yapıyorsa yarın ben de domates için ben de ekmeği mi yapmam gerekiyor? Fırıncıya bana ekmek lazımsa fırıncıya da domates lazım. O zaman ben de domates üzerine 5 lira koyayım. Siz ne yapmışsınız kuyumcu olarak? Siz altına yanaşır mı yok? Kıraşılmıyor şu anda. Özür dilerim şimdi oraya evet. gelin. Oraya gelin. Geçen sene bu zamanlar altının fiyatı şu anda 970 küsürlerdeydi falan. Evet. Geçen yıldan bahsediyorum. Her şeyin üzerine %200, %600'lere göre zam geldi. Oldu, doğru. Altın piyasası şu anda aynı. En kötü gününde yaşıyor altın şu anda. Baktığın zaman. Bakın geçen seneden bahsediyorum. Evet.
Bugün ev kiraları hissetmemiş, anladım ha. Ev kiraları ya, ev kiraları 2,5 milyon iken şu anda 20 milyon olmuş, 25 milyon olmuş. Ben dükkan kirası veriyorum. Vallahi billahi 7 bin lira dükkan kirası veriyordum. Şu anda 35 bin lira benim kiram oldu. Ama kuyumcu buna rağmen biz arttırmamışız. Ama altınım yine aynı. Değişen yine aynı. Giderim daha fazlalaştı. Elemanların fazlalaştı. Şeyim, kiram arttı. Elektriğim arttı. 13-14 bin lira bir elektrik faturası geliyor bir tane kuyumcu dükkanına. Yine sabrediyoruz diyorsunuz. Ne yapacak bu adam şimdi? Dükkanı mı kapatsa gitsin? Hayır, bu ülke benim. Ben bu ticareti yapmak zorundayım. Bir taş da öyle koymak zorundayım. 3 tane adam daha çalıştırmak zorunluluğum var. Aksi takdirde sen çalıştırma, ben çalıştırma. Yarın bu çocukların tamamı sokakta olacak. Herkes sokakta, onun kapkaşı çıkacak. Ki yaşadık. Kapkaşçılar vardı, onlar vardı, bunlar vardı. Ya yok muydu sokaklarda? Nihat Bey, biz kapatın deyince özür diliyorum. Bu ekonomi sıkıntıda kuyumcular, yeni kuyumcular bazen görüyorsunuz istatistik açıklanıyor. Diyor ki yeni şirket hiç kurulmadı bazı illerde. Bazılarında kuyumcularda da kapananlar oldu mu? Yoksa yeniden açılanlar oldu mu? Sayısı anlamda azaldığınız yok, şu anda artışlarımız var. Artışlarımız var. Yani buna rağmen yine artışlarımız var. Yani karamsar değiliz. Yani ben bir STK'nın başındayım. Görüyorum, atışlara gidiyorum. Hatta izlersiniz. Yani ben atışlarımı çoğu Facebook'tan oradan buradan yayınlarım. Sayın Bey, Nihat Bey mevcut iktidarın bakanlarından gibi konuşuyor. Siz nasıl konuşuyorsunuz? Ya öyle değil. Ya öyle değil. Hayır, hiç sorun yokmuş gibi anlatıyorsun. Hayır. Her suçlu simidi arttırandan. Yani suçlu simidi arttıranla poğaçayı arttırandan. Biz de öyle söylüyoruz aslında Fakir Bey. Her zaman toplumda bu konuda tamam, doğru söylüyorum. Ben takvimi anlatıyorsun diyorum. Bakın diyor ya. Ya diyor bir araba almamız lazım. Siz de nasıl bakıyorsunuz Nihat Bey'in terimlerine? Biz şimdi sohbet ediyoruz. Evet, tamam. Şey yapalım. Hukuk devleti olmasını istemekten önce hukuk toplumun olması gerekiyor. Yani çok haklısınız. Evet. Şimdi toplumda hukuk olmazsa yani şimdi ekonominin yönetenleri hükümet. Evet. Şimdi az önce Nihat Bey bir örnek verdi. Daha asgari ücret açıklanır açıklanmaz. Yani %25 %30 bir zam yapılıyor. Daha ya biz de kurnazlık yapıyoruz. Bu, işte, evet. İşte yani bu ahlak önce önemli olan gereken. Eğitim. Eğitim. Yani insanların hani kendisine yapılmasını istemediği şeyi başkasına yapmasının manası yok. Şimdi o fırıncı kendisine 2 lira zam koyduğunda daha açıklanır açıklanmaz. Başkaları da aynı şekilde oyuncu da aynı şekilde yapacak vesaire. Yani önce kendimiz adaletli olmalıyız ki adalet isteyelim. İyiliği başkasına çuvaldızı kendiniz hani batırma sözü gibi. Bunun karşılığı bu. Ya avukatım şöyle bir soru sormak istiyorum. Eğitimden de bahsettik. Şu an yani bu 10 sene içerisinde avukatlık bölümü çok fazlalaştı ve herkes bir avukatlığa doğru. Eskiden mühendis doktorlar çok yönelirlerdi. Şimdi avukatlığa çok yöneldiler ve benim çevremde olan arkadaşlarım avukat olduktan sonra öyle mükemmel hayatta yaşamıyorlar. Çok maalesef zorluk çekiyorlar. Yani öğrencilik bittikten sonra böyle maddi güçleri hemen çok artmıyor ve çok büyük sıkıntılar içindeler. Bu durum nasıl? Bu avukatların çoğalmasıyla alakalı bir durum mu oldu acaba? Merdiven altı üniversite diyorlar ya, onlardan mı oldu? Doğru. Biraz öyle. Şimdi ya profesörü olmayan üniversitelerde eğitimler veriliyor. Yetmiyor. Bir de her sene 10 binden fazla avukatlık ruhsatnamesi veriliyor. Yani düşünün, yani 10 binden fazla avukatlık ruhsatnamesi verilmesi demek. Yani şu an zaten mevcut 200 bine yakın bir avukatız. Yani bu fazla mı? Değil. Ama ileride bundan bir 5 yıl sonra bu 400 bin, 500 bin bandına çıkacak. Bu çok o zaman gör sıkıntı ediyorsun. Pasta payının küçülmesine sebebiyet verecek. Bir de toplumda şöyle bir şey var. Genç avukatlara şans tanınmıyor. Barosu başkanı değişti bildiğim kadarıyla. Kadın oldu değil mi? Doğru mu? Evet, evet. Onun bir iddiası vardı yani. Taahhüdü vardı. İşte genç avukatlara şey sağlayacağız. Neydi o? Siz ne diyorsun ha? Yani çalışma olayında. Staj mı? Staj çalışmasında. Staj ücretli mi diyor? Nasıl? Staj ücreti verilmesi bir yana. Yani mesleğin sorunları daha farklı aslında. Yani bunların önüne geçilmesi gerekiyor. Stajyerleri anayasada angarya yasaktır mesela. Ben de o dönemlerden geçtim. Ben de ücret almıyordum mesela staj yaparken. Hem de çok ciddi meslek büyüklerinin yanında yaparken bunu. Toplumda hani şey keserler, ahkem keserler. Biz şöyle işte hukuk biliriz vesaire hani gibisinde. Yani bir insanın yanında çalıştırıyorsanız onun hakkını vermeniz gerekiyor. Yani bu Şeyma'ya vermediğim gibi mi? Hani isterseniz gazeteci dava açabiliriz isterseniz. Avukatın çoğalması ülkedeki adaletsizliğin bir göstergesi olabilir mi bir de? Yok. Aslında o bir bakıma avantajdır. Avukatlar küçük kesim artıyor. Yani şöyle bir şey var. Hitler dahi yani Napolyon dahi avukatları hani sevmez. Yani dahi demem kastım şu hani
Onlar sistemin sorgulanmasını, hukuksuzluğun, adaletin sorgulanmasını karşılarındaki asker olarak avukatları görürler. Yani bizim cübbelerimizde şey yoktur. Cep yoktur. Evet. Düğme de yoktur. Kimsenin önünde iliklemeyiz. Cebimize de rüşvet konulmasına da izin vermeyiz. Evet. Yani o konuda hani... Bunun artmasına zarar yok demek diyorsun. Tabii ki. Ama toplum dertleri daha da iyi olur. Ama yetişmiş, yetkin, bilgi birikimi, donanımlı olan insanların daha artması iyi olur. Vasıfsız okulların olmasını tavsiye etmem. Yani sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani mesela diyelim ki iktidar değişti. Şimdi o vasıfsız okullar, yani her şehre açılan üniversitelere ne olacak? Onlar kapatılacak mı? Yok, daha vasıflı yapacağız. Diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi her şeyi de devletten, hükümetten de beklememek gerekiyor. Hı-hı. Şimdi bu ülkenin kesinlikle. De bu ülkenin şimdi öğretim görevlileri var. Yani şimdi kendileri uluslararası dergilerde makaleler yazmazlarsa, tez konuları daha iyi bir seviyede olmazsa, öğrencileri daha etkin bir şekilde eğitime katkı yapmalarını teşvik etmezlerse, daha fazla, yani benim dönemimdeki şeyde saçlarınız başlarınız dökülürdü okurken, sinir stresten. Evet. Biz hatta şey yapardık arkadaşlarımla, hani şey yapardık ya, senin boyun kaç, işte 1.75, işte çarp onu 3'te, o kadar hani üst üste koyduğunuz, yani 5.5 metre gibi bir şey var. Bu şaka değil bu arada. Evet. Okuduğumuz kitaplar, Yargıtay kararları, kanun maddeleri vesaire, hani üst üste koyduğumuzda gerçekten 5 metreyi bulan ya, bu kadar zor bir süreçte avukat olmak aslında bu kadar kolaylaşmamalı diye düşünüyorum ama çok da fazla kolaylaştı gibi. Kişinin... Şu süreç deyince diyor ki şu anda canlı yayın konumuz olan Sayın Nihat Atam 2023 seçiminde bir siyasi parti aktif siyaset yapmayı düşünüyor mu? Kimmiş bu? Emre Hayal diye bir izleyicimiz. Siz siyasete nasıl bakıyorsunuz? Seçim yani herkes yaklaşıyor. Çok sağ olsunlar. Beni oraya yakıştırıyorlar. Yakıştırmaları değil ama hani ben hep şunu söyledim. Görev istenmez, görev verilir. Hı-hı. Mantığı içerisindeyim. Tabii geçmişten gelen bir birikimimiz var. Yok, hı-hı, değil. Biz siyaset yaptık yapmadık da değil ama hakkımızda hayırlısı. Eğer bize ihtiyaçları varsa gel dediklerinde de gitmeye hazırız. Orada bir sıkıntımız yok. Ama şu var. Ne verebiliriz? Önemli olan o. Doğru. Yani ben sadece milletvekili olayım ya da işte başkan olayım. Koltuk benim olsun. Ben şu anda bana göre dünyanın en güzel koltuğuna sahibim. Evet. Bana göre en güzel koltuğuna sahibim. Doğru. O koltuğa gittiğimde insanlara ne verebileceğim? Yani benim için önemli olan bu. Ne vermesi gerekiyor? Yani ne verebilirim? Evet, ben şimdi milletvekiliyim. Yani milletvekili olacaksın. Ne bekliyorsun benden milletvekili olarak? Siz nasıl bir milletvekili istiyorsunuz? Halkın şu andaki milletvekili yapabiliyor musunuz? Evet. Ülkesine yatırım yapacak, topraklarına sahip çıkacak. Garip kurabaya sahip çıkacak, eğitim seviyesini yükseltecek. Hı hı. Yani böyle biz bunları geçmişlere yaşladık. Evet. Ama şöyle düşünsenize, yani geçenlerde bir şeyde bana soruyorlar. İşte nerelisiniz diye sordular. Karslıyım diyorum, Karslılar kabul etmiyor. Ardahan'ım diyorum, Ardahan'ı kimse tanımıyor. Sordu, dedi ki yani nerelisiniz? Ben dedim ki Uzak Doğulu'yum. Şimdi anlatabiliyor muyum? Kurtuluşu yok ha. Baktım bir olacağı yok, ben Uzak Doğulu'yum demeye çalıştım. Şimdi Uzak Doğu'ya yatırım yapmak lazım. Doğru. Yani ben 25 yıl önce çıktım, 25 yıl sonra gittim, yine aynı memleketim. Değişen hiçbir şey yok. Evet. Yani bina boyaları bile değişmemiş. Doğru. Şimdi ondan sonra çıktığın zaman da işte kürsüde kalkıp da bağırıp çağırmanın, işte atıyorum işte bir şeyler alıp oraya götürüp de sembol olarak işte ya şu olmadı bu olmadı gibi söylemlerden vazgeçmek lazım. Şeyli olmak lazım, iradeli olmak lazım. Evet. Ne yapacaksınız, ne yatırım yapacaksınız? Önemli olan bu. Siz görmüyorsunuz, şu anda yok diyorsunuz. Yani Allah aşkına beraber bakalım, hep beraber bakalım. 25 yıldır biz beraber ayrıldık. Doğru. O kendi memleketimden bahsedeyim. Ardahan'a ne yapıldı? Hadi hep beraber bir beyin jimnastiği yapalım. Evet. Bakın çıkalım. Mevcut milletvekili de olsun. Geçmiş dönemde olan milletvekiller de benim arkadaşlarım, hepsi oturup yemişliğim arkadaşlarım. Ne yapıldı? Bana bir tane somut örnek. Ya Ardahan'a şu yapıldı. Nihat Bey, Ardahan'ı konuşuyorsunuz. Siyasette Ardahan'ı düşünüyorsunuz. Ama o zaman bir de şey hemen ekleyeyim. Ankara'daydınız geçenlerde. Bir başkanla görüşmeniz olmuş diye gizli, eskiden diyorlar ya otel görüşmelerinde milletvekili paylaşımlar falan. Siz yani, Ardahan AK Parti İl Başkanı'nın bir görüşme yapmışsınız. Doğru yani mu? Bu nereden çıktı bilmiyorum ama yani şöyle yazmışlar, evet. Sayın Kaan Koç da iyi bir arkadaşım, iyi bir dostumuz ama öyle bir görüşmemiz de olmadı. Tabii bu gibi söylentiler çıkar. Yemek mi yediniz de yani? Bir yerde göründünüz yoksa bir araya geldiniz mi Kaan Koç'la? Biz Kaan Koç'la bir araya gelmedik ama. Öyle bir şey yok. Yani gelmedik ama. Saklıyor musunuz yoksa? Bak, diyor ki biz ispatlayabiliriz, resim de atabiliriz diyorlar. Yani biz teşekkür ederiz ama hani Kaan kardeşimiz bizim arkadaşımız, evet, dostumuzdur. Yani Ardahan'a yönelik gelebiliriz. Yani evet, bir araya geliriz. Tabii Ardahan. Hemşerim sonuçta, doğru mu? Evet. Bir başkanımız. Hani, öyle bir teklif yok bize. Hani geldiği zaman ne olur?
bizden daha kıymetli insanlar varsa biz onlara buyurun der, arkalarında tabii, dururuz ki sözsüz. Ülkemizde yani vatanımıza bir şeyler yapmasın. Doğru sözsüz, doğru sözsüz. Bizim derdimiz bu. Yani Allah aşkına hep beraber ya 25 yıldır. Ne o, ne oldu, ne değişti? Ben bir hafta önce oradaydım. Ne yapıldı? Yani bir ortaya çıkalım. Ardahan'a yapılan bir şey bana söyleyebilir misiniz? Hadi ben çoktandır gitmiyorum. Ardahan'a yapılan bir şey söyleyeyim ben size. Üniversite yapıldı. Evet, yapılmayan bir şey söyleyeyim ben size. Ardahan'ın Kars, Tiflis, Bakü Demiryolu geçmesine rağmen bir tane gar yapılamadı. Antrepol yapılamadı. Havaalanı yapılamadı. Havaalanı yapılamadı. Sokakları yapılamadı. Posta Türk Gözü Gümrük Kapısı'na giden yolun üzerinde bulunan Ulgar Dağı'nın tüneli açılmadı. Aktaş Gümrük Kapısı'na giden Mozoret tüneli açılmadı. Yani Sahra Artvin Karadeniz açılan belediye başkanı dün bir gecede bağırıyor, bir de çok da bağırıyor. Kendisinin bir sözü vardı. Üniversite arasında, üniversite merkezi arasında bir rey yapacağım seçim taahhüdü dedi. Evet. Onu unutmuş şimdi, diyor ki hem de bir belediye başkanı, ne alakasıysa trenle. Tren getireceğim, yetmedi Karadeniz'e götüreceğim. Bir de Kayseri'ye uzatacağız. Kayseri'ye kadar geçeceğiz. Ya bunlar hep siyasi, evet. Yani siyasi söylemdir. Onlar evet. Hep koltuk bekleyen soğan insanlardır. Ben bunları hep zaman zaman gördüm. Bakın benim böyle bir talebim yok. İnanın böyle bir talebim yok. Ama bir vatandaş olarak hatırlarsanız, biz şeye gittiğimde, bakın benim aday olduğum süreçte Ardahan'a gittiğimizde ben de Ardahan'ı gördüm. Hatta siz de orada evet, yazdınız. Evet, doğrudur. Üşüdü doğru. Geri gitti doğru, diye başkan doğru, diye böyle doğru, şey cümle oldu bana. Gittim gördüm. Nerede? Gerçekten de Ardahan'ın bilgili birikimli insanlara ihtiyacı var. Bakın bizim oradaki halkımız çok onurludur. Hı-hı. Gerçekten çok dik duruşlu insanlar var. Bunlar el açmazlar. Bunlar insanlardan bir şey istemezler. Evet. Bunlar erzak istemezler. Bunlar mont istemezler. Ya sen bunları görmen gerekiyor. Evet. Bunları görme. Onlar gelip de sana demezler bana bunu ver diye. Digorlu'nun uçakla parasıyla mont götürdük. Kabanta attık ya en son. Evet. Yani Amerika'ya işte, giden sonra şey, Cumhurbaşkanı başdanışmandan aşağı düşen. Evet. Ondan mı bahsediyorsunuz? Ya, yani monta şimdi, gerek yok. Şeye, ayakkabı gerek yok. Hani demek istedim. Bir şeyleri evet. Görmek lazım. Görmedikten sonra orada bir şey olmanın bir anlamı yok. Ben gittiğimde gördüm orada. Doğru, gerçekten doğru. Oranın bilgili birikimlere ihtiyacı var. Yani ortada bağırıp çağırmayla koltuk sahibi olmanın bir mantığı yok. Bu sizin gördüğünüz genel merkezler görüyor mu sizce? Yani evet, bir insanlar burada olmalı. Vallahi ben hep şuna benzetiyorum. Ağlamayan çocuğa meme yok derler ya. Evet. Derler ya, ağlayan doğru, çocuğa doğru. Süt verirler. Doğru. Bizim halkımız askeri dönemin 12 Eylül döneminden dolayı hep böyle ezik yetiştiler. Baskıyla doğru, yetiştiklerinden doğru. Dolayı kaparık polisten toplam. Korkarız, devletten kaparık korkarız, vergiden korkarız. Gider inek satarız, elektrik borcunu öderiz. En son şey diyor ya, ulan oradan korktuk, buradan korktuk, ulan zındın da yani ismini vermeyeyim artık buradan da reklam şey, olmasın. Düşünsenize yani. Yurtsuzda ya, bunlar peker diyordu ya, peker. Üç ulan değil, her şeyi korkuttunuz bize ya, ne oluyor? Şimdi ona atma, 3 tane ineği var adamın. Evet. Çoluğuna çocuğuna süt üretiyor oradan. Adam elektrik faturasını ödemek için gidiyor, ineğini bir tanesini maalesef satıyor. Maalesef hepimiz. Korkuyor niye, devletten bana bir şey gelmesin de. Doğru. Böyle doğru. Bir halk var karşımızda. Şimdi bu halkın duygularıyla oynamak, ya öbür tarafta bunun bir hesabı olmalı değil mi? Doğru. Biz o manevi güce sahip değiliz. Ben onu kendimde göremiyorum. Ha verirlerse yapar mıyım? En ailesini yaparım. O farklı bir şey. Anladım. O başka bir şey. Özkan Yılmaz başarılar dilemiş. Geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Özkan Yılmaz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olsun. Hemen yorumları okumak isterim. Hatice Genç, günaydın Şeyma Hanım. Hoş geldin. Hayırlı yayınlar olsun. Merhaba. Hoş geldiniz evimize demiş. Çok teşekkür ederiz. Halit Korkmaz, iyi yayınlar demiş. Cemal Uğur izliyor bizi. İyi yayınlar demiş. Recep Işık izliyor. İyi yayınlar diliyor. Ergin Baysal, iyi yayınlar diliyor aynı şekilde. Biraz da gülerek mi diyor? Biraz gülmüş. Evet. Hı-hı. Sizin son konuşmalarınıza gülmüş herhalde. Siz dernek başkanı olarak kuyumcularda peki yani normal oturup konuştuğunuz zaman illaki siyaset yapıyorsunuzdur ki ülkedeki herkes şu an siyasetin içerisinde. Onların söylemleri nasıl oluyor? Ya şöyle, bizim zaten asıl rahatsız olduğum konu bu. Ben birkaç tane otelde de konuşmalarımda, birkaç televizyon kanallarında bunları konuşmadım değil. Ya Allah aşkına herkes kendi işini yapmalı. Siyasetçi siyasetini yapmalı. Üretici üreticini yapmalı. Bugün sokakta kalkıp da az önce zikrettiğim gibi hiçbir şey bilmeyen adama mikrofonu uzattığın anda adam sana siyasetin profesörü kesiliyor. La abicim sen daha bir iki tane cümleyi bir araya getiremiyorsun. Bu siyaseti bu kadar... Çok iyi konuşanlar da oluyor mu? Ya muhakkak tamam, varsa zaten onlar keşfetmiyor. Ama Nihat Bey... Aslında siyasetçiler şu an Nihat Bey şöyle söylemek istiyorum. Fakir Bey sorun. Hayır, bir soru var ama. Yani, şunu söylemek istiyorum. Siyasetçi siyasetini yapsa ya da işte devlette olan insanlar görevlerini tam olarak yapsa halka zaten söz düşmez. Şimdi halk eğer onlar görevini tam yapmıyorsa halk buna ses çıkartmak zorunda. Çünkü biz seçen kişiler aslında biziz onları. Yani böyle söylemeniz biraz beni üzüyor avukat açıkçası. Avukat siz baktınız mı? Yok. Meclisin sorunu diyor. Avukat çok olmazsa son yıllarda milletvekili avukatlar çok. Daha ondan dolayı biraz. Her dönem bir avukat milletvekili. Çok varmış ama yani. Olması... Avukatlar bu işi beceremiyor mu siyaseti diyor. Herkes için yapsa avukatlık yapar. Şöyle... Meclise gidiyorlar da avukat sayısı bir hayli
son yıllardaki meclislerde milletvekili aralarında en çok avukat varmış. Tamam. Hukukçu. Olması daha güzel bir şey. Ama buna rağmen sorun var. Çözemiyoruz. Olayı çıkıyor şimdi, zaman. Çok yani, aykırı olduğunuz için soru mu çıkıyor acaba avukatım? Yani sürekli sorguladığınız için, ince eleyip sık dokuduğunuz için. Şimdi bir söz vardır bizim meslekte. İki tane hukukçu yan yana geldiğinde muhtemel senaryoda üçüncü bir fikri daha vardır o odanın. Yani o zaman orası tıkamış avukatlardan dolayı mı? Öyle mi? Yani ondan olabilir. Şimdi benim bir fikrim olur. Başka bir hukukçunun bir fikri olur. Ama ikimizin fikirlerinden oluşan bir fikir daha oluşur. Yani çatışma çıkıyor. Ama başlıyor. Doğru birdir. Neden farklı fikirler? Hukuk da bazen iki kere iki dört etmez. Bazen üçtür, bazen dörttür, bazen beştir. Ama genellikle... Beştir. Ailemizin de diyor, evet. Ailemizden birini böyle yerlerde bu mevkide görmek bizi gururlandırıyor. Ailece izliyoruz diyor Sayın Fakir Yılmaz Bey. Sevgilerimizi iletiyoruz. Fuat Atam selamları var. Size aileniz kurulanmış. Evet. Biz onları seviyoruz. Aynı ailedeyiz. Sağ olsun. Şimdi yurt dışına çıkmışsınızdır. Yurt dışında görmüşsünüzdür. Evet, biz ben çıkmadım. Öyle değil. Ben bir Azerbaycan'a kadar gittim. Sayın Cumhurbaşkanı Ermenistan'a gittim. Abdullah Gül'le beraber Ermenistan'a kadar gittim. Yaya gittim bir de. Kırıkarbam'a gittim. Ben derken, sizi davet edeyim. Gezilerim oluyor. Sizi davet edeyim. İnşallah. Tabii katılın bizim gezilerimize. Biraz orada birkaç tane şey görelim de. Şimdi her ülkede şöyle bir şey vardır. Üretici üreticiliğiyle ilgilenir. Mühendis mühendisliğiyle ilgilenir. Tarımcı tarımcılığıyla ilgilenir. Bizim ülkemize geldiğin zaman 10 kişi bir araya geldiğin zaman emin ol ki siyaset konuşuluyor. Ve herkes herkesin mesleği hakkında da bilgisi olur. Acayip bilgi sahibiler, öyle böyle değil. Yani siyaseti yeniden yazıyorlar. Yeniden yapıyorlar. Doğru. Önündeki makineyi daha öğrenememiş, iki tane makinenin tuşunu dokunamamış adam bugün ülkeye başbakanlık yapacak kadar bağırmaya çalışıyor. Evet. Abicim sen şu makinenin bir perspektifini oku. Evet. Bir nasıl bir üretiliyor ona bir bak. Üretici üreticiliği demek istediğim bu. Üretici üreticiliğini yapmalı. Bizim ana sorunumuz diyorsun, işin ehli olmayışın biraz, işin ehli. Pardon efendim. İşin ehli olmayışı da. İşin ehli olmadan zaten bir şey yapmak şansın. Ama burada şeye dönüyoruz, bakanlar da aynı şeyi söylüyorlar yani. Diyorlar ki işte mevcut iktidarın, şu anda Cumhurbaşkanımızın atadığı işte bakanlar, rektörler, yani işte daire başkanlarının ben değil. Karşıyım, ben onu demek istiyorum. Demek istediğim bu, kim olursa İşin ehli olmayışı ya, aslında sorun yaratıyor. Tamam, bak şimdi zaten... Ehli kişilere iş vermediğin zaman bu geçmiş dönem karşına gelecektir. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Hı hı. Geçmişini bilmeyen, tarihini okumayan geleceğini inşa edemez. Örneğin sizin ilgilendiren ekonomi bakanınız şu andaki. Nasıl birisi? Yani, işini yani çok fazla... Bak, işini biliyor mu? Çok fazla tanımam. İşini hayır, baktığınız kadarla sizi yönlendiriyoruz. Evet. Sen Yılmaz şöyle söyleyeyim. Hı hı. Ben şu anda kendi işimle uğraşmaktayım. Tamam. Ben kendi altın piyasam şu anda diplerde geziyor. Evet. Ben bunu daha nasıl başarılı olabilirim? Daha nasıl ön plana çıkarabilirim? Evet. Ben şu anda beynimi derdim bu benim zorum. Evet. Derdim bu. Doğru doğru. Ekonomi bakanımız da dertlenirse ülkenin derdiyle dertleniyor musunuz? Vallahi bilemem, ona sor bak. Hayır abi. Görüyor musunuz? Yani bir şey yapmaya çalışıyor mu? Ya, evet, bakan bey iyi oldu. Bu bakan iyi iş yapıyor. Mahcup olmamaya çalışıyor. Doldurmaya çalışıyor. Bilgisi ne kadar var bilemiyorum. Tanımadığım için bir şey diyemiyorum. Evet, evet. Ama alt bürokrasisini daha iyi kurup daha güzel şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Bekliyorsunuz. Daha güzel yerlere getirebilir anladım diye düşünüyorum. Anladım. Yani o koltuklar çok önemli koltuklar. Doğru, doğru. Allah herkese o koltukları nasip etmez. Doğru. Ama oraya geldiğin zaman da onun yerini doldurman gerekiyor. Doğru. O yüzden az önce zikrettiğim gibi ben liyakat o şeyi kendimde bulamıyorum. Liyakat. Bulamadığımdan liyakat dolayı da ona kalkıp da fikir bile beyan edemem. Bak düşünüyorum yani anladım, böyle şey olabilir mi? Anladım. Ya şöyle düşünün. Yetiştiğimiz nesilden gelelim. Biz bakın az önce avukat bey konuştuğunda da söyledim. Bizim temel eksiğimiz ne biliyor musunuz Şeyma Hanım? Eğitim eksikliğimiz var bizim. Biz eğitimde gerçekten açız. Yani 2, 4, 6 yıllık okul, sen bunu 20 yıllık okulda yapsan hiçbir anlamı yok. Biz temel eğitim almak zorundayız. O temel eğitimde sıkıntı var. Ne temel eğitimde? Bizim dönemimizde biz Cüneyt Arkın'da Kadir İner gençleriyiz. O zaman Cüneyt Arkın atlarda kılıçla adam keserdi. Televizyonlarda giderdik, sinemalarda boy var hatırlarsanız. Allah rahmet eylesin, sizin babanızın otelinin karşısında bir sinema vardı. Doğru, oraya giderdik abi. Yeni sinema, evet. Giderdik orada Cüneyt Arkın'ın hayranıydı, koplardık, zıplardık. O sinema da kalmadı ama. Evet, şimdi bu döneme geldiği zaman bu dönem kuruluş Osman, yok bilmem diriliş Osman, o evet, bu. Evet, evet. Bu dönemi bir reklam arasından sonra bahsedecek olurum. Hemen reklama gireceğiz. Tamamlayayım efendim. Şöyle girelim. Bu dönemde gençlerimiz eğitim almaktan ziyade artık tahta kılıçlarla kuruluş Osman'ı bilmem diriliş Osman'la eğitim almaya çalışıyorlar. Siz ona veriyorsunuz dizilerle, televizyonlarla. Evet. Yani ben bundan da rahatsızım. Doğru, evet, çalışıyorum efendim. Bir reklam arası verelim. Bozkurt Baydar iyi yayınlar demiş.
Bir de Yağmur Avşar, Kumcu Bey'e sormak istiyoruz demiş Nihat Bey'e. Ardahan'a yatırımı var mı? Kaç yılda bir geliyor Ardahan'a diye sormuş. Hemen reklamlardan sonra buradayız. Evet. Reklamlar. Erdoğan her gün şey... Tempo TV, sizin kanalınız. ...20 yıla aşkın tecrübe ve deneyimimizle... ...kendi modellerimizi... ...kendi atölyelerimizde özenle tasarlayarak... ...gerek yurt içi gerekse yurt dışında... ...sevgili müşterilerimize... ...en yeni ve gözde trend ürünlerimizi kaliteli kumaş... ...ve uygun fiyat ile buluşturmaya ilke edindik. %100 müşteri memnuniyeti ilkesiyle yola çıkarak online, toptan ve perakende mağazamızı kurduk. İstanbul Fatih Mercan'da toptan ve perakende mağazalarımızda Türkiye ve dünya genelinde ürünlerimizi BM Fashion kalite garantisi ve güvencesi altına ulaştırıyoruz. BM Fashion ile en trend moda ürünlerini uygun fiyatlara giyinin, kendinizi iyi hissedin ve mutlu yaşayın. BM Fashion ile güzel giymek herkesin hakkı. Sağlığınızın gülümseyen yüzü. Tecrübe, teknoloji, kalite, ilgi.
insanın en önemli değeri sağlıktır. Sağlık hayattır. Atakent Hastanesi olarak sağlığınızın değerini biliyor, büyüyen Yalova'nın büyüyen hastanesi olmanın gururuyla sizlere daima en iyi hizmeti sunmanın mutluluğunu taşıyoruz. Atakent Hastanesi sağlıkta özen ve güven anlayışıyla Yalova ve bölgesinin en önemli sağlık merkezlerinden biri olmayı üstlenmiştir. Hastane İstanbul'a kolay deniz ulaşımıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yarım saat, İstanbul Havalimanı'na 1 saat 25 dakikalık mesafededir. Osman Gazi Köprüsü çıkışına 20 dakikalık uzaklıkta olan hastane Bursa'ya çok yakın bir konumdadır. Kolay ulaşımıyla, doğal güzellikleriyle, tarihiyle butik bir kent olan Yalova'da, sağlığın öncüsü Atakent Hastanesi tüm branşlarıyla hastalarını misafiri gibi güler yüzüyle ağırlayarak hizmet vermektedir. 2017 yılında hizmete açılan Atakent Hastanesi, 15 bin metrekare kapalı alanda altyapısı kurulan anjiyo ünitesi, nükleer tıp ünitesi, 43 yoğun bakım ünitesi, 5 donanımlı ileri teknoloji ameliyathanesi, 203 yatak kapasitesi ve otoparkıyla hizmet sunmaktadır. 2018 yılında bölgenin önemli ilçelerinden Orhan Gazi Cerrahi Tıp Merkezi'ni de bünyesine katmıştır. Atakent Hastanesi, alanında uzman 450 kişilik profesyonel ekibiyle hizmet vermektedir. Hasta güvenliği ön planda olan Atakent Hastanesi'nde yapılan eğitimler ve doktorların yaptığı istişarelerle hastaların tedavileri için en doğru kararlar verilir. Omurga omurilik sağlığı, spesifik tanı ve tedaviler, fizik tedavi ve rehabilitasyon üniteleri içeren merkezinde en son teknolojik cihazlar kullanılmaktadır. Fıtık, felç, ortopedik tüm hastalıklar robot, hidroterapi ve manuel terapiyle tedavi edilmektedir. Lider hekim kadrosuyla ileri cerrahi teknikleri kullanılarak üst düzey ameliyatlar hastanemizde başarıyla gerçekleşmektedir. Hastane, diş estetiği konusunda hastaların tüm ihtiyaçlarını tek seferde karşılayacak altyapıya sahiptir. 5 yıldızlı otel konforuna sahip yatan hasta odalarıyla, VIP servisiyle hastalarımıza hizmeti en iyi şekilde sağlamaktayız. Estetik cerrahi merkezimizde, medikal estetik girişimlerimizde, saç ekim ünitemizde gençliğinizin kıymetini biliyor, size daima en iyisini sunmanın gururunu taşıyoruz. Sağlığına dokunduğumuz herkesin en güvenilir yaşam ortağıyız. Atakent Hastanesi olarak sahip olduğumuz bilgi birikimimizle her yıl daha fazla insanı sağlığına kavuşturuyoruz. Sizi anlıyor, sizinle aynı dili konuşuyoruz. Atakent Hastanesi, sağlığınızın gülümseyen yüzü. Bizim için bir müşteriden çok daha fazla anlam taşıyorsunuz. Bizimle tanıştıktan itibaren artık size ailemizin bir parçası olarak davranacağız. Sizi özel hissettirmek ve kafanızın rahat olması bizim için en büyük değerdir. İhtiyaç duyduğunuz oto yedek parçayı sürekli çeşitlendirerek sizlere en kısa zamanda, en uygun fiyatta ve en iyi hizmette sunuyoruz. Sizi İstanbul Esenyurt'taki Fatih Oto Sanayi sitesine bekliyoruz. İlke Otomotiv. İlkeli duruş, benzersiz hizmet.
Ve Smart Mega Paket yepyeni içerikleri ve özel fiyatıyla şimdi ilk 3 ay 29 TL. Üstelik D Smart Go yanında. Hemen ara, fırsatı kaçırma. Can Erenler Arsa Ofisi. Kazanç, birikim, yatırım. Önce arsa. Yerleşim yeri içerisinde, sanayi bölgesinde ve tatil bölgelerinde kampanyalarımız sizlerle. Haftanın 7 günü ücretsiz, sizlere özel araçlarımızla kampanyalarımızı yerinde inceleyin. Çalışma bölgelerimiz İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli. Profesyonel ekibimizle geleceğinize yatırım yapın. Banka, haciz, ipotek, kefil yok. Tapu masrafları bize ait. Keşkelerin yerini İyi'kiler alacak. Hemen şimdi bizi arayın. 0212 428 82 60 0544 428 82 60 Can Erenler Arsa Ofisi. Topraktan gelen güç. Bilal Sönmez sizlerle. İyi günde, kötü günde, hep sen varsın gönlümde. Türkülerin dilinin bu haftaki konukları Yaşar Yay. Bir gün gelecek diye yolunu gözlüyorum. Ve Özcan olacaktır. Ciğerimin başı paralandı. Bilal Sönmez ile Türkülerin Dili her pazar 17'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Zeki Sarıkabak sizlerle. Türkiye Satranç Federasyonu Esenyurt ilçe temsilcisi, satrançta il hakemi ve antrenör. Satranç öğreniyorum her pazar 19'da sizin kanalınız Tempo TV'de. Ramazan Şanlıses sizlerle. Yazabilsin. Ramazan Şanlıses ile Türküler her pazar 20'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Kuzey'in incisi Sinop'u Erkan Aksu siz değerli izleyenleri için geziyor, ilçeleri, köyleri, Sinop'a dair bütün güzellikleri sizlerle buluşturuyor. Çok memleket gezdim. Yaylasında gezer ceylan yavrusu. Korkuyorum sana nazar değersin oğlum. Korkuyorum sana nazar değersin oğlum. Erkan Aksu ile Adım Adım Sinop her pazar 22'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Reyhan Cansu sizlerle. Burası Türkiye, burada çok hızlı. Burası Türkiye'nin bu haftaki konu Filmsan Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu olacaktır. Burası Türkiye, burada çok hızlı geçiyor yazlar. Reyhan Cansu ile Burası Türkiye her pazartesi 15'te sizin kanalınız Tempo TV'de. Ben gazeteci Fakir Yılmaz. Ben gazeteci Özlem Şeyma Yılmaz. Gazetecilerle Gündem programıyla sizlerleyiz. Gazetecilerle Gündem Özel'in bu haftaki konu iş insanı İbrahim Arslan olacaktır. Gazetecilerle Gündem Özel pazartesi 20'de sizin kanalınız Tempo TV'de. İyi günler Eda Hanım, bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen? Bir saniye lütfen.
14 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım. Eda Hanım şifre 14 15 11. Emniyet müdüründen arıyorum. Eda Hanım şifre 14 15 11. Lan puan kazandım. Şifre 14 15 11. Eda Hanım şifre 14 15 11. Eda Hanım şifre 14 15 11. Çok teşekkür ederim Eda Hanım. Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Hayatımın en zor döneminde bambaşka bir dünyanın içinde buldum kendimi. Burası bana tedavi gibi geldi. Ben bir ay içinde 18 yıl öğrenemediğimi öğrendim. Penceremize biraz yaklaşıyoruz. Sadece dikiş nakıştan ibaret değil halk eğitimi. Herkese kucak açmış bir kurum burası. Başladıktan sonra gördüm ki ücret vermeden de çok güzel eğitimler alınabiliyormuş. 73 ayrı alanda toplam 3616 kursumuzla halkımızın hayatına değer katmaya devam ediyoruz. Tempo TV, sizin kanalınız. Gazetecilerle gündem kaldığı yerden devam ediyor. Konuklarımız İstanbul Kuyumcular Derneği Başkanı, iş insanı Nihat Atam, avukat Şahin Küçüktepe bizimle birlikte. Ben hemen bir mesaj okuyayım. Fikri Aşçıoğlu, değerli can gazetecilerim, böyle soğuk bir kış ayında yine güncel konular bulup değerli konuklara gündemi yorumlayıp bizleri bilgilendirip ve sıcacık bir ortam yarattığınız için teşekkür eder. Böyle yayınların devamını dileriz. Konuklarınıza selamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz Fikri Aşçıoğlu ve ailesine. Sizde kalmıştık Nihat Bey. Evet. Ardahan'a bir yatırımınız var mı ve ne zaman gelip gidiyorsunuz diye bir soru gelmişti. Şimdi bu geçen programda da size sorulmuştu. Birkaç evet. Konukları söylemiş. Ben yakından takip ettiğim için. Ardahanların derdiyle uğraşmak için Ardahan'da oturmak gerekmiyor. Yani Ardahan'a gidip ne yapacağız? Tezek mi kıracağız? İneklerin altını mı temizleyeceğiz? Bizler iş adamlarıyız. Biz de buradaki birikimlerimizi, bilgilerimizi alıp Ardahan halka nasıl yayarız? Oraya nasıl götürürüz? Nasıl faydalı oluruz? Bizim yaşadığımız sıkıntıları Ardahan'da yetişecek olan çocukların yaşamamasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani bunun eşittir anlamı şu, burada güçlü bir lobi oluşturmaya çalışıyoruz. Burada lobimiz ne kadar güçlü olursa Ardahanların adına da o kadar güçlü bir söz sahibi olmuş oluruz. Yani ben şunu yapmak istemiyoruz. Yani Kadıköy'de oturup köy romanı yazmaya benzemez bu işler. Adam Kadıköy'de oturuyor, köy romanı yazıyor. Hayır, biz bizzat Ardahanların içindeyiz. Bizzat Ardahanların dertleriyle devamlanmaya çalışıyoruz. Yani bu demek değildir ben burada oturarak işte Ardahan'ın derdiyle dertlenmiyorum veya Ardahan'a gitmedim diye. Ardahan'a bizzat babamız çok çok iyi bilir. Gitmişim de gelmişimdir de. Ben Ardahan'ım kardeşim ya. Tabii. Ben Ardahan'ım değil mi? Yani sonuçta bizim. Aynı soru da Avukat Bey'e de sorumuz ama. Evet. Diyor ki Avukat Bey'e bir sorum olacak. Avukat Bey'in önümüzdeki günlerinde milletvekili olması söz konusu siz Kayserilisiniz. Evet. Kayseri'de biz Ardahan konuşuyoruz. Siz de işte malın altını silmeye gidecek misiniz diyor işte Nihat Bey. Anlamadım. Kayseri'de diyor veya düşünüyor mu diyor milletvekili konusunu? Seyircimizin bir tanesi önümüzdeki dönem milletvekili aday olacak mı? Hülya Hanım diyor ki ve ayrıca Nihat Bey'e açıklayıcı cevaplar için teşekkürler. Ufak bir sorunum olacak kendisine. Bu dönemde altına yatırım yapmamızı tavsiye ediyor mu? Tavsiye olarak yatırım için hangi şekilde yatırım yapmamız gerekiyor? Bunu cevaplarsak iyi olur. Önce avukattan cevap alalım. Siz siyaset düşünüyor musunuz? Benim yok. Siyasetle zaten yakından alakam yok. Ben tacirlerle, ticaretle hemhal olan, hukukla alakalı hizmet veren birisiyim yani. Sizin size dalınız? Şirketler hukuku. Şirketler hukuku. Benimkisi. Yani birçok hani alana bakıyoruz büromuzla. Yani ekip arkadaşlarım işte ceza hukuku olsun, işte başka alanlarda olsun. Avukatın bürosu var. Var. Ama benim özellikle ihtisas açtığım alan şirketlerine siyaset danışmak. Düşünmüyorum. Benim işim hukuku çözmek belki. Şahin Bey bu arada şu an asgari ücret açıklandı. İşverenlerin işçi çıkartacağı söyleniyor. Şirketler hukuku olarak. Nihat Bey sizi söyledi mi? Çıkaracak mı işçileri? Sıkıntı söz konusu işçiler ve şirketler arasında. Şöyle davalar arttı mı diye bir soru sormak istiyorum. İşçi alacaklara kapsamında mı bir davaların artması? Yani işçiler tarafından ya da şirketler tarafından açılan davalar arttı mı diye. Şöyle yani her sene belli bir kota vardır. İşte açılan davaların şeyinde
İlla ki hani bu resesyondan, piyasadaki resesyondan kaynaklı artmalar oluşuyor. Olmuyor değil. Enflasyonist etkilerden kaynaklanıyor. Yani kimi tacirler iflaslarını açıklayabiliyor, kimileri işte vesaire hani işlerini daha da büyütebiliyor. O onların hani kendi planlamalarından kaynaklanıyor. Ülkenin ekonomik durumlarını hani bir kenara bırakarak da olabiliyor bu. İşçi alacakları her dönemde oluyor. Bazen işverenden kaynaklanıyor, bazen işçiden kaynaklanıyor. Evet. Yani problemler her zaman oluşuyor. Yani öyle bir istatistiksel hani bir şey verebilme şeyim yok yani. Şansınız yok. Maalesef yani. Avukat Nihat Bey, altınım var. Neyle diyor yatırım? Para mı diyor? Şimdi kıymetli izleyicimize selamımız olsun yani, buradan. Hı. Değerli izleyicimize şunu söylüyoruz. Altına yatırım yapsın, zararını bana yazsın, karını ortağım. Ama yani duyuyor musunuz? Kıymetli Hülya Hanım'a buradan sesleniyorum. Hı hı. Altına yatırım yapsın, zararını bana yazsın, karını ortağım. Tamam. Altın. Evet. Yani altın her zaman yaptınız. Yatırım yapmak lazım. Altın her zaman kazandırır. Az önce de sohbetimizin başında söylediğim gibi, hı-hı, dünyada tek güvendirilmen altındır. O yüzden altına her zaman yatırım yapmak lazım. Kesinlikle. Yani bir sabah kalktığınızda bir ülkenin parasını bu ülke tanımıyor olabilir. Tanımıyorum dediğim zaman tamam, ama altın dünyanın her tarafında geçerli bir maden olduğundan dolayı altına hep yatırım yapmak lazım. Evet. Ha bu bir senede, son bir iki senede biraz yatırımcısını üzdü tabii ki, biraz normal artışlara göre altın yükselmedi ama bu yükselmeyecek anlamına gelmez. Herkese söylüyoruz, yatırımlarını yapsınlar, beni dinlesinler, zararlarını bana yazsınlar, karlarına da ortağım ama hakkımı göndersinler. Evet, zararını ikide yazsınlar. Evet, evet. Evet. Ya yükselmesindeki, yani şu an mesela ekonomi daha kötü gittikçe altının yükselişi artacak. Dolar da öyle, euro da öyle. Yani biz istiyoruz ki aslında düşsün toplum olarak. Hani belki onlar kar edecek, altınları olanlar. Fakat ekonominin bir şekilde rahatlaması için şu anki ülkemizde olan her şeyin biraz düşüşe girmesi lazım. Ama şöyle de bir söz var. Bu ülkede artan hiçbir şey geri düşmez diye. Tabii canım, öyle bir şey beklentisi zaten kimsenin girmesi yanlış zaten. Artan hiçbir zaman geri gelmemiştir. Öyle bir söz konusu da olamaz zaten, ama ileriki dönemlerde daha sağlam adımları yürüyebilmesi için yatırımlarını biraz daha üst seviyede yatırmaları lazım. Yani benim görüşümde yapısal reformlar oluştukça, hukuk daha sağlam zemine oturtuldukça, ekonomik olarak girişimlerin teşvikleri daha fazla arttırıldıkça illaki yani o seviyelerin düzeleceğine inanıyorum. Yani sizin dediğiniz şöyle düşünüyorum anda. Ben de. Asgari ücret arttı şu an. Yani 2 sene öncesiyle şu anki arasında çok fazla bir miktar fazla para var. Ama ben bunun hiç artmasını kendim olarak hiç istemedim. Çünkü dediğimiz gibi asgari ücret arttıkça ekmek de artacak ve insanların alım gücü daha çok düşecek. Ya bu bir çözüm değil. Yani asgari ücretin artması, altının artması, işte devalüasyonun yükselmesi, evet, bir çözüm değil. Az önce sohbetimizin başında söyledik gibi. Bugün zamı yaptığına, asgari ücret arttırdığı arkasından işte fırıncının şeyi artırması gibi. Yarın tarlalardaki işte üreticilerin daha fazla artırması gibi. Bunlar hep karşımıza gelecek. Yani mesela iktidar yüzden değişirse, şu an seçimle alakalı bir problem var. İktidar değiştiği zaman her şey çok güzel olacak, bir an ülke yani yükselecek mi? Hayır, şöyle bir şey. Şimdi gelenin elinde sihirli değnek yok ki, ne yapacak yani? Gelen sihirli değnekle mi düzeltecek? Yani iktidar mı altını yükseltiyor? İktidar mı bunları yapıyor? İktidar ne yapsın diyor, yani? Bak, iktidar diyor, ne yapsın? Diyor, i̇ktidar. Alman şirketleri iki düzenlemenin nedeniyle Türkiye yatırım soğuk bak. Türkiye yatırıma soğuk bakıyor. Avukat dediği gibi. Hukuksal yapılaşma değil mi diyorsun? Yapısal reform. Adalet dönemleri, yapısal reform. Diyor, Almanya ve Türkiye arasındaki ticaret ve yatırımlar yakın zamanda yürürlüğe girecek iki düzenlemeden etkileniyor. İlkinde Türkiye'nin de meydana gelen insan hakları ihlalleri ve çevreye verilen zarardan dolayı dış ülkelerden birisi olan Alman şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmaktan çekiniyor şeklinde. Şimdi şu... Hayır, öyle değil. Bakın, hı, ben size şunu söyleyeyim. Bugün sokağa inelim hep beraber. Bak, ben sizi götürüp gezdirip çok samimi olarak söylüyorum. Bugün Rusya'da ne kadar ünlü iş adam varsa Türkiye'ye yatırım yapmak istiyor. Şu anda haralar yer arıyorlar. Ben şahidim. Katarlılardan sonra Ruslar var şu anda, ciddi anlamda yatırım yapmak istiyorlar. Şimdi sonra. Belirsiz bir ülkede insanlar bunlar gelirler mi? Hayır, yani şimdi bazı dediğim gibi yani ya bazen devlet kürtaj yapar. Yapmaz değil. Yapar yani. Kendi içerisinde bazı çürükleri ayırtır. Ama bunu kalkıp da ya bu ülke tabanına yaymamak lazım. Yani anlatabiliyor muyum demek, evet, istediğimi? O yüzden hani biraz daha alımlı geçmek lazım. Bu ülke benim ülkem. Yani böyle bakarak işte Alman gelmese, yani Alman gelmedi, Rus geldi. Rusya gelmedi, Arap geldi, Arap geldi, o geldi. Yani benim bu ülkedeki refahı nasıl sağlamam gerekiyor, ona bakmam lazım. Bunlar da siyasi büyüklerimizin işi zaten. Az önce zikrettiğim gibi herkes kendi işini iyi yapmalı. Siyasetçi siyasetini iyi okumalı. Okuyabiliyor yani, mu? Bakın şu anda.
geçmiş dönemlerimizde, yani bizim çocukluk dönemimizde hatırlarsınız, bizim Kadıköy'de bir yerimiz vardı, gelmiştiniz. Evet. Ondan önce Orhan Keçeli denilen bizim bir milletvekilimiz vardı. Doğru. Bir gün sokakta karşılaştık, böyle yürüyorken bir çocuk geldi, küçük bir çocuk. Çocuğu sevdi, dedi ki babana söyle dedi, Orhan amcanın dedi selamı var dedi. Babam dedi beni tanıyor mu dedi, tanıyor dedi, babana dedi selam söyle dedi. Döndüm dedim ki sayın vekilim tanıyor mu dedim babasını, tanımıyorum dedi. Niye öyle bir şey söylediniz? Bu akşam dedi bir evde dedi bir Orhan Keçeli daha konuşulacak dedi. Mesela onu diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki siyasetin özü bu. Yani siyasetçi şovmenliğinden vazgeçmesi lazım. Neler yapabilirim? Ülkeye ne kazandırabilirim? Üstün yani ekonomide sıkıntı var. Ardahan dedi bıçaklandı. Şovmenlik yaptığından dolayı mı bıçaklandı? Yani oradan Sayın Öztürk Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini de sunayım. Tabii tasvip etmediğimiz konular. Böyle. Hiçbir siyasetçinin maruz kalmasını istemem. Evet. Bunun dediğim gibi partiyi hiç ayrım etmiyorum. Evet. Hangi partide olursa olsun bir siyasetçiye gelecek olan küçücük bir leke biz kendimize gelmiş sayarız. Ama söylemlere ve eylemlere çok dikkat etmek lazım. Devletin dili başkadır. Bakın devletin dili devlette konuşur. Az önce zikrettiğim gibi. Yani devlet ev sahibidir. Partiler kiracıdır. Evet. Yani kiracı kalkıp da gelip de ev sahibine laf ederse bu olmaz. Laf edecek. Döverler mi? Hayır, o anlamda söylemiyorum. Tokatlaması yani, lazım. Yani adalet var, hukuk var. Ayağını kırmasın lazım milletvekilinin. Ben karşıyım yani, bakın. Evet. Ona söyleyeyim. Kim olursa olsun. Sadece Öztürk Yılmaz anlamında söylemiyorum. Evet, evet. Hani bizim değerli siyasetçilerimizin de yani üsluplarına dikkat etmesi gerekiyor. Dikkat etmesi, söylemlerine dikkat etmesi lazım. Öztürk Yılmaz biraz dikkat etmedi mi gibi? Yani muhtemelen herkesin bir hayranı vardır. Biri bir yerden söylemişlerdir. O biri de gelmiştir ona. Aynen, zaten demiş ki devlet büyüklerimize saldırdığı için diyor şey yap. Dila Hanım diyor. Öncelikle iyi yayınlar dilerim. Nihat Bey'e ve Avukat Bey'e yorumlar için teşekkürler. Ticari hayatında başarı dilerim demiş. Teşekkür ederim Dila Hanım'a. Demiş. Çok sağ olsun. Bu arada Ardahan deyince hemen Hasan Bey var Ankara'da. Hasan Çağlayan. Ardahan'a hukuk fakültesi açılsın. Her ne kadar Şeyma dedi ya çok olduğundan dolayı. Yani mı? Ben avukatında. Şu an Ardahan'a hukuk fakültesi açılmasına net olarak Ardahan'da karşıyım. Yani bir üniversite kalkınmanın okuyan biri olarak. Çünkü Ardahan'a ziraat fakültesi açılmadı daha. Veterinerlik bölümü açılmadı. Su işleri noktasında Çılır Gölü üzerinde bir vallahi çalışma Hasan yok. Vallahi Hasan Bey diyor ki hukuk fakültesi açılsa diyor. Yeniden hızlı bir kalkınmanın başlangıcı olacak diyor. Fakir bir yerden bir üstüne açıp arasını açmasına öncülüğü oldu. Onu iyi bilir diyor. Ardahanlı milletvekillerimizin ilk önce oradaki üniversitedeki tabanlarını bir doldurmaları lazım. Evet. Oraya giden öğrencilerimizin ev sıkıntılarının olmaması evet, lazım. Oraya giden öğrencilerimizin besleme gibi bir sıkıntıları olmaması evet. lazım. Elektrik gibi bir sorunların olmaması lazım. Siz daha bunların tabanını yapmazken burada kalkıp da bunları ben istiyorum. Herkes istiyor ama sen bunu tabanını doldurabildin mi? Bizim milletvekillerimiz kalkıp da bunların ya işte şunlara yurtlar yapılabildi mi? Oraya bizleri çekebildi mi? Yani bunlar çok önemli. O yatırımcılar oraya çekilip artık büyük yurt yaptırmaları, gelen çocukların dışarıda kalmamaları gerekiyor. Bugün kim okulmak istemez? Kim üniversiteye gitmek istemez? Ama hayat şartları insanları öyle bir getiriyor. Adam ev bulamıyor. Nereye gidecek? Otelde kalamayacak çocuk. Beslenecek, gıda alacak gibi bir yerleri yok bunların. Siz de bir Ardahanlı gibi güzel konuşuyor. Ardahanlı milletvekili şikayetçisin sanırım. Yahu bak Kur'an işte Bey'den. Bunlar hepsi benim hemşehrilerim. Kur'an Bey geçen gün Bangladeş'e gitmiş ama Ardahan'ı kurtarmış. Bangladeş'te işte şey var. Tam Bangladeş'e gitmiş Orhan Bey. Yani, tam Öztürk Bey'in yani, Allah işini gücünü rast getirsin. Yani Ardahan bitti de oran mı kaldı? Öyle bakıyor evet. Allah işini gücünü rast getirsin. Belli oluyor niyet besin. Sanki orada da Ardahanlılar. Evet. Ardahan'da sanki adaysınız gibi mi geliyor bana? Öyle ben konuştum. Az önce de söyledim. Bakın ben de Ardahanlıyım. Kimliğimden Ardahanlı cümlesini çıkartıp buraya başka bir şey yazdıramam. Doğru. Yazdıramadığımdan dolayı da benim buraya sahip çıkmam lazım. Evet. Bugün benim 12 yaşında çocuğum var. Sorun ona neresin dediğin zaman ben Ardahanlıyım. Diyorsa benim Ardahanlıyım. Ben, doğru. Ben Ardahanlılara sahip çıkmak zorundayım. Ben oralıyım. Ha bu ben yani Ardahanlı'mı çürütüp de daha fazla kahraman olmanın da bir mantığı yok böyle. Bazıları vardır. Ben Ardahanlıyım. Ardahan'a geldim mi yatırım yaptım mı? Bizim ne yaptığımızda senin haberin var mı? Evet. Yapılanlar evet. Hani şöyle söyleyeyim. Bazı şeyler anlatılmaz. Bazı şeyler zikredilmez. Bir elin verdiği görmez. Bunları yaptık. Bakın doğru. Geçen gün size konuklarınız vardı. Arda Kon'un genel başkanı. Evet, doğru. Pırıl pırıl bir genç, pırıl bir delikanlı bir çocuğumuz var. Bu adam çıkmış soyunmuş. Bu adama el vermek lazım. Bu doğru. Adamların arkasında durmak lazım. Bakın kardeşimize selam olsun buradan. Katılsa da ben onu anlatsam, o bizim ona neler yaptığımızı bize anlatsa bir görse dillere destan. Yani böyle bunlar şey. Sizi beraber konuk ederiz. Ama anlatmayız yani. Anladım. Anlatılmaz. Evet, ha bu demek değildir ki Ardahanlı bir şeye muhtaçtır diye. Onu da altını çizerek söylüyorum. Ardahanlı'nın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ardahanlılar ayak üzerinde durmayı çok çok iyi bilir. Yeter ki ama yeter ki rica ediyorum liderlerinin evet. Ardahanlılara yakışık şekilde bir liderlik yapmaları gerekiyor. Bizim istediğimiz bu. Öbür türlü işte şovmenlik yapmakla 20 tane arabayla
yürümenin ya da işte atıyorum işte arkasında 50 kişi alma ha, evet, evet. Şov yapmanın öbür deprem günü işte. Kurban kestiriyor adam. Ya, deprem günü ya. Deprem günü kurban da, keser misin ya? İşte, özür diliyorum oradan kalkıp da birilerine bağırarak çağırarak agar böyle olmaz. İnsanlar şu anda neye özlem biliyor musunuz? Evet. Halk şuna özlem. Halk artık seveceğim bir dile özlem. Başını okşayacak bir lidere evet, özlem. Doğru. Koluna girecek bir lidere özlem. Özlem Hanım, Özlem Hanım bunlar halk bunun özlemini yaşıyor. Evet. Artık sivri dilden biz bıktık, usandık. Halk da aynı. Çocuklarımız artık televizyonda milletvekilini izlemek istemiyor. Kavga çıkıyor. Ya çocuklarım benim eğitim alması lazım. Bu kavgaya bu çocuklarımı görmemesi lazım. Bir kavga olacaksa iki tane odan arkasına girersin. Kavganı dövüşünü yaparsın orada anlaşır çıkarsın. Bunu sokağa lanse etmemek lazım. Sokağa döktüğün anda da işte arkasından böyle Öztürk Yılmaz gibi vekillerin sıkıntıları ortaya çıkar. Bizim sıkıntılarımız çıkar. Bunların olmaması lazım. Evet. Biz bunlara karşıyız. Sadece Öztürk Yılmaz anlamında söylemiyorum. Bu Saffet Kaya anlamında da olur. Orhan Bey'de de olur. Enser Öğüt'te de olur. Olur olmaz değil. Bende olur, onda olur, bunda olur. Bunun olmamasını istiyoruz biz. Anladım. Bu yüzden de söylemlerimizi... Anlaşıldı. Siz şu anda AK Parti'de üyesiz değil mi bildiğim kadarıyla? Başkanla da gizli görüşüne göre demek bir hesap var sizin. Kaan Bey bağlanabiliriz ya. Kaan Koç. Ya, Kaan şey kardeşimiz değildir. Biz Kaan kardeşimiz. Arasa keşke bağlansa da yok, o gizli görüşmenin ne olduğunu bir gelse. Gizli görüşmemiz olmadı. Belli siz bayağı yani sanki adaymışsınız gibi konuşuyorsunuz AK Parti'den. Bakın ben Ardahanlıyım. AK Partilisiniz aynı zamanda. Tabii bakın ben Ardahanlıyım. Ardahan'ın derdiyle uğraşmak zorunluluğu bende doğmuş. Yani ondan dolayı diyorum. Asıl olmuş. Evet evet. Çünkü oraya gittiğimde bazı şeylerin değişmediğini gördüm. Bakın Karadeniz bölgesine gittiğimiz zaman çoğu illerde ve ilçelerde harika şeyler yapılmış. Kim yapıyor bunları? Bölgenin iş adamları yapıyor. Kim yaptırıyor bunları? Siyasiler bölgenin yapıyor. Milletvekilleri siyasiler yaptırıyor. Siyasileri yaptırıyor. Hı hı. Güçlü lobileri yaptırıyor. Biz lobilerde kısa ben şunu söyleyeceğim. Ben Ardahanlı bir iş adamıyım. Evet. Bugüne bugün ben Ardahanlı milletvekiliyle daha bir araya gelip de bir bardak çay içmiş değilim. Ama ben bütün bakanlarla bir aradayım. Nihat Bey, ben önemli bir STK'nın da başındayım. Doğru, doğru. Herkese, bütün bakanlarlarımız da sağ olsunlar, milletvekillerimize oturup çay içmişim bir güne bir gün. Bizim milletvekilimiz ya Ardahan'dan böyle bir adam çıkmış. Bize STK'nın başında. Ya şuna bir telefon açalım da bu gelsin. O gelmesin. Telefon açtı da ben gideyim. Ben gideyim. Bir merhabam varsa bir anlatayım bunu. Öyle bir şey diyorsunuz ki ben size söylüyorum. Kars, Tiflis, Bakü, Demiryolu geçiyor da. Ardahan'ın belediye başkanı kalkıyor diyor ki ben Ardahan merkeze tren getireceğim. Dediğiniz insanların beline sırtına arabasının konveyör yaptıran siyasetçi diyor kılçık tren getirecek, kılçık yol getirecek demir yolu. Ama soruyorum burada Ardahan belediye başkanına soruyorum. Ardahan'da 7 tane belediye başkanı var. Çıldır belediye başkanı geçen gün valinin zoruyla gitti. Kars, Tiflis, Bakü demir yolunun üstünde bir resimleri, fotoğraflar var mı ki sana da belediye çağrısına çay içsinler? Yani böyle bir şey. Şimdi, ben şimdi HDP'lere diyorum ki HDP siyaset anlamında sadece bir olay değil ki. Siz gidip de Posov Ulgar Dağı'nın önündeki o tünelin neden açılmıyor diye bir gün bir açıklama mı yaptınız da halk size oy vermedi? Örnek atıyorum. İşçi Partisi sen gittin Sahara'daki tünel niye açılmıyor diye dert ettin de siz onu anlatıyorsunuz. Doğru mudur? Yani, aynen. Yani dertlenmeden derdi evet, bilemezsin. Görmemişsin orayı. Kars'a efendim, Doğu Ekspresi gelsin. O da ray gelmiş. Tren gelmiş. Şimdi sen rayın geldiğini bilmiyorsun. Az önce kardeşimizin yazdığı gibi işte hukuk fakültesi açılsın. Ya evet. Şurada bir üniversite açıldı. Çok şükür Ardahan'ımıza bir üniversite geldi. Hı. Hamdolsun güzel bir şey. Bakın iyi olanın her zaman yanındayız. Doğru. Ya şu üniversitenin altını doldurabildiniz mi? Çıkarabildiniz mi? Dolduramadık ya. Liyakatsız diyorsun ama. Can kebaplar da Erzurum'dan geliyor ama üniversitemde. Yani böyle bir sorun var. Savcı hakim arkadaşlarımız. Özür diliyorum. Sonra bir toplantı yaptılar. Siz toplantı yapıyorsunuz sık sık dernek olarak. Tabii ki. Ya her toplantının ardından bir üniversite hukukçum, siz ikiniz de diplomasınız bize göre. Yani evet Şeyma da aynı gazeteciyi bitirdi. Ardından üniversitesi bir çalıştay yapıyor. Çalıştayı 1,5 aydır sonuç bildirgesini yayınlamıyor. Yayınlayamadılar. Yani ne oldu orada? Yani kardeş sonuçta ne istiyorsunuz? Şimdi İKUT çıkar bir toplantı yapar. Toplantı ardından doğru mu? Şu açıklamayı da yapar. Ardından üniversitesi yapamadı. Örnek siz bir şey dediniz ki. Kazmıyız daracım. Siz bir şey diyecektiniz de sizi kestim. Kaz yemediler. Erciyes Üniversitesi de öyle mi? Yok asla. Gördüğünüz kadarıyla. Bir şey olmaz. Yani tabii. Kayseri... Üniversite olan, yani üniversite diyorsa bir üniversite... Erciyes Üniversitesi hem de. Yani Erciyes Üniversitesi sağlam bir üniversitedir. Yani temelleri sağlam, kadrosu sağlam. Yani milletvekili nasıl? Nihat Bey'in şikayet ettiği gibi siz de şikayetçi misin milletvekilerinden Kayseri'den? Yani ben... Yok canım o Kayseriler iyidir bu konuda. Yani mesela yani, neden yani, Ardahan? Biz mesela burada Ardahan'ı anlatıyoruz. Biz birbirimizi koruruz. Kayserilere baktığımız zaman Kayserilerin bu kadar kendini geliştirmesindeki ön ayak neydi? Biz Ardahanlar olarak sizce neyi yapamadık? Biz de olalım ya biz bilmiyoruz ya belki. Ya bakın devlet memurları tayin olduğu zaman tayin istedikleri zaman şöyle bir şey yaparlar tamam mı? Tercihlerini yazarlar. İl tercihlerini yazarlar. Bu tercihlerin içerisinde emin olun ki Kayseriler vardır. Kayseri olarak yazıyorlar.
Ya ben bugün bir tane Ardahan'ı yazan görmedim ya. Ardahan'a tayini çıkan. Çok güzel. Hayır ya, bir şey anlatacağım. Bak demek istediğim şu. Bakın siz de ona güzel. Ardahan çirkin mi? Ardahan'ımız kötü mü? Yani. Ardahan'a tayini çıkan adam diyor ki ya ben yeri değiştiririm. Kaymakam ben yeri değiştiririm. Kardeşim ne var Ardahan'da? Niye yerini değiştiriyorsun? Niye Ardahan'ı sen? Ben söylemem. Uzak Doğu. Nihat Bey şimdi bu soruya şöyle bir cevap verebilirim size. Siz neden yerinizi değiştirdiniz Ardahan? İşte diyor ya altyapısı yok. Anlattım şimdi. Şey dedi İbrahim Tatlıses'in bir güzel lafı vardı. Üniversite. Şeyde Oxford adında biz mi okumadık dedi ya şimdi. Şimdi Ardahan'da iş imkanı var. O da diyor ki altyapı yaptık burada kalmadık. Evet onu diyor. Yani. Mevcut ama biz geldik birikimimizi topladık. Şimdi diyoruz ki Ardahan'a ne yapabiliriz? Bakın Ardahan'da çok ciddi iş adamları var. İnanın çok ciddi iş adamları var. Ardahan'da çok güzel bürokrasi insanlar var. Okumuş çok bayağı bir güzel insanlar. Evet. Hakimlerimiz, savcılarımız, doktorlarımız var. Böyle harika çok kaliteli insanlar var. Bakın bu insanlar bir araya toplayıp neler verebiliriz? Neler yapabiliriz? Bunların mahkemesini daha yapmadık ya. İnanın bir vekil olarak bakın ben milletvekili olsam ilk yapacağım iş ne biliyor musunuz? İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Büyükşehir'de ne kadar Ardahanlı üst düzey insanlar varsa onlara bir yemek veri toplar. Evet. Kimsiniz bir tanıyalım. Ne yapabilirim ya? Ne yapabilirim? Onların kırık döküklerini sadece artıklarını toplasam 4 tane Ardahan çıkarırım ben ya oradan. Ama buna bir beceri lazım. Buna bir yapacak güç lazım, şef lazım. Aman efendim şu koltuk gitmesin. Doğru, abicim koltuğun önemi 20 yok. 20 yıldır Ardahan'dan Ankara'ya bir heyet gitmemiş. Götürdünüz be. Yani sizin göreviniz bittikten sonra sırtınıza yüklendiğiniz vebanın farkında değilsiniz. Büyük bir vebal yükleniyor sırtınıza. Bunun farkında olmak lazım. Anlaşıldı Ardahan'ın Yalta'yı sonraki milletvekili adayından birisi karşımızda şu anda. Ya yok öyle bir niyetimiz yok. Öyle bir niyetimiz yok. Güzel bir STK'nın başkanlığını yapıyorum. Evet, evet. Allah'a hamdolsun. Ama dediğimiz gibi biz yaralarımızla dertleniyoruz. Doğru. O bizim görevimiz. Sonuna kadar da savunduk da savunuyoruz da savunacağız da sıkıntı yok. Doğru. Ya bakın bugün benim telefonumun sonu 75. Arabamın plakası 75. Evet, arabayı da gördüm. Plaka 75. Diğer arabamın plakaları 75. Evet, çok güzel. Evet, yani iş yerimdeki telefonların sonu 75. Ben bu kadar dertlenmiş bir adamım yani. Bundan dolayı. Ardahanlılar dikkat. Evet. Avukatımız bir şey diyecektiniz biz sen kestik. Yani söze girecektiniz. Kayseri'yle alakalı. Evet bilmiyorum. Belki de sizin işiniz vardır. Bizim memlekette biraz şey vardır. Yerel milliyetçilik yoktur. Hani birbirinin şeylerini yani bacağından tutup da aşağı çekmek yoktur. Yani bir ihtiyacınız varsa onun hani karşılanması için insanın öz verir tabii ki olur. Hatta bir tık daha ilerisini söyleyeyim size. Kayseri'de olup da yani orada doğmuş büyümüş olup da dilencilik yapan yoktur. Çok garip bir şey. Ben soracağım dilencilere bundan sonra. Yok gerçekten soracağım bundan sonra. İsterseniz yarın çıkalım derim. Yani şey, evet. Kayseri'de olup da dilencilik yapan yoktur. Yani daha doğrusu muhtaç olabilme şeyi yoktur insanlarda. Yani birçok hani hayırsever insanlar vardır. Çok gizli zenginleri vardır. İnanılmaz bir şeyleri insanlara sadaka olsun, zekatları olsun işte. Çok fazla bir şekilde hani sadece Kayserililere de değil bu. Yani diğer memleketli insanlara da şeyleri, faydaları vardır. Kayseri ağırlıkta yani, nedir bizim Ardahan Hayvancılık sizin? Bizimkisi de aşağı yukarı hayvancılık, tarım özellikle. Yani turizm biraz daha ön plana çıkmaya başladı Erciyes Kayak Merkezi'nden kaynaklı. En önemlisi ise ticari merkez. Şimdi yani Cumhuriyet'in ilk kurulduğu tarihleri zamanları da bilirsiniz. Kurtuluş Savaşı döneminde Ankara'daki meclisin Kayseri'ye taşınması ihtimali vardı. Evet, doğru. Ondan bugün değil dün de bir Anadolu'nun merkezi olma gücünü sahip bir yer. Konya Ankara gölgesinde mi kalıyor? Yok yok böyle bir şey. Bence Kayseri oradaki çevre illerden çok daha öne çıkmış bir şehir. Amiral gibidir aslında Anadolu'nun. Gaziantep mesela ticari sanayi konuda amiral tabii olduğunuz çok belli bence de. Yani Gaziantep mesela sanayi olarak bizden daha gelişmiştir. Teçhizat olarak evet. Ama ticari olarak Kayseri'ni yani toplamının kadar yapmaz diyorsunuz. İşte bakın benim işte derdim burada işte ortaya çıkıyor. Evet. Ben bu tür zihniyetlerle oturduğum için çıldırıyorum. Ya niye Ardahan'da bu yok? Evet. Niye bir Ardahan'da böyle olmasın? Anlatabiliyor sen muyum? Sen oturma abi bunlarla. Yani sen moralini bozma ya. Faşist anlamında düşünmüyorum. Hani faşist değilim anladın mı? Evet, faşist bakışımla değil. Anladım, doğru. Ya bu olmalı. Bende de olmalı bu. Bakın yıllardır biz Kars'ı sırtımızda taşıdık mı? Doğru. Hep Kars egomenesinin altında yaşadık mı? Evet. Ya şimdi çok şükür elhamdülillah. Plakamız var, ilimiz var, valimiz var vesaire. Ya bunları biz başarmalıyız. İki tane gibi kapımız var. Evet doğru maalesef yapamıyoruz. İşte benim derdim bu. Doğru. Çevremde bu tür insanlarla, bu kadar aydın insanlarla çevre içerisinde olduğumdan dolayı bundan dolayı dertleniyorum. Yani İstanbul lobisinden bahsettiğimizde Ardahanlılar anlamında onları nasıl değerlendiriyorsunuz? Merkezdeki yani. Şimdi İstanbul'daki Ardahanlılarla aranız nasıl mesela? Çok şimdi iyi. Kayserilerin birbirleriyle arası çok iyi. Hiçbir zaman ayaklarını çekmezler ama
Ardahan'dakiler birbirlerine, yok, İstanbul'dakiler Ardahan'dakiler. Ardahanlılar son 7 yıldır ciddi bir araya gelme şeyleri var. Birlik beraberlikleri var. Hatta geçen gün sağ olsun neydi bizim bir üniversite hocamız vardı. Ramazan Korkmaz. Yani, Ramazan Korkmaz abimiz. Allah razı olsun adam. Ardahan Üniversitesi kurucu rektörü. Altın çok alacak. Selamlar buradan. Selam söylüyorum hocama buradan. 2 tane 3 tane hediye altın alacak. Gideyim ben Ardahan'dan alayım diyor. Bana kadar geliyor. Çayımı çorbamı içiyor sağ olsun. Çok güzel. Emanetini alıyor gidiyor. Evet, bunundan kazanacağım paradan değil. Sahip çıktığından dolayı ben gurur duyuyorum bundan. Anlatabiliyor muyum? Bizim böyle olmamız gerekiyor. Yani bizim derdimiz bu. Hani neredeyse şuradaysa biz oraya gidelim orada yapalım. Nihat Bey, ben bir soru sorsam size. Ben genel başkanım, sizi aradım telefondan. İşte dedim Ardahan'da acil bana 10 tane rapor verebilir misin? Dediğim anda Ardahan'ın ana sorunlarından 10 tane veya 5 tane sayabilir misiniz? Neler yapılması lazım acilen Ardahan'a? Ardahan'da birinci sırada üniversite tabanının ciddi bir şekilde yapılması gerekiyor. Evet, desteklemesi lazım. Ciddi bir şekilde. Artı orada kütüphaneler kurulması gerekiyor. Ciddi anlamda. Mevcut milletvekillerini göndermemiz gerekiyor. Mevcut milletvekillerine kusura bakmasınlar burada. Hepsine özür diliyorum. Bir an evvel işlerini yapmalarını istiyorum. İşlerini yapsınlar. Ben birilerini gönderme tarafında değil. Öyle bir şeyim de yok. Haddim de yok. Öyle belediye başkanları işlerine baksın. Bir an evvel işlerini daha iyi yapmaları lazım. Doğru. Birilerini örnek almaları lazım. Doğru. Anlatabiliyor muyum bu? Artı dışarıdan oraya yatırımları çekmeleri gerekiyor. Ne olursa olsun. İş adamlarını bir an evvel oraya çekmeleri gerekiyor. İşte kayaktır vesairedir, işte hayvancılıktır, tarımdır vesaire vesaire gibi şeyleri bir an evvel ortaya getirmeleri lazım. Güçlü bir lobi oluşturmaları lazım. Yani İstanbul veya işte büyük şehirlerde bu lobileri oluşturursa, ya geçen günü bakın çok, ben buradan selam söylüyorum kıymetli dostuma, gittim gurur duydum. İnanın bir Ardahanlı olarak Alaaddin Çoban. C.C. Sarar'da. Evet, isim marka vermeyelim Eskişehir. Eskişehir'de müdürlük yapıyor. Gittik ziyaret ettik. Evet. Adamdaki enerjiye, adamdaki bilgi birikimi hayran kaldım da çevreye sahip çıktı. Geçenlerde Ardahan'a gitmiş. Ardahan'da belirli bir şeyler de yatırımlarla falan görmüş, gitmiş. Gurur duydum. Şimdi bunları oraya kazandırmak lazım. Enerji var. Var işte, demek istediğim bu. Bunları oraya kazandırmak lazım. Yoksa öbür türlü ya dediğim gibi ya dön dolaş çeperin dibinde konuştur. Ya hiçbir anlamı yok. Evet. Hiçbir anlamı yok. Yani ben arabayla gideyim, peşimden 10 tane araba gelsin, bana milletvekilim diye millet işte el pençe dursun, ceket iliklesin. Ya yok yok. Kurban Bayramı'nda depremde bana kurban kessinler. Bir sırtlarına bineyim, omuzlarına bineyim, konvoylar halkın, yaptırayım. Halkın şu şöyle olmasını isterim. Ben milletvekili olsam halkın şöyle olmasını isterim. Az önce Avukat Bey'in dediği gibi. Cübbesinde düğme yoksa halkın da ceketinde düğme olmaması lazım milletvekilinin önünde. Evet, çok anlatabiliyor muyum? Bakın çok önemli bir cümle kullanıyorum. Evet. Nasıl bir hukukçunun düğmeleri yoksa halkın da milletvekilinin karşısında düğmelerinin olmaması gerekiyor. Ya onun temsilcisidir. Halk ondan daha güçlü. Aynen öyle. Bakın az önce kiracılar, ya kiracı kötü anlamda söylemiyorum. Bakın ne olur beni yanlış anlamayın ama halk ezilmemesi lazım. Bizim öyle bir kültürümüz var ki bizden kim bir kademe üstteyse hemen gelir ezilir büzülür. Ya bu onun ezikliğinden değil. O onun aldığı örften adetten terbiyeden dolayı bunu yapıyor. Ama karşıdaki bunu öyle algılamıyor. Zannediyor ki ben vekilim işte herkes bana şey olacak. Ya böyle bir dünya yok. Bugün vekilsin, 5 sene sonra yoksun kardeşim. Bir de benimle aynı masadasın. Ne oldu o zaman? Ben öyle insanlar tanırım. Milletvekili rahmetli olan adamlar vardı. Cenazesinde 10 kişiden fazla olan insanları ben biliyorum. Görüyorum yani. Gördüm de biliyorum da yani. Umut var mı sizce ülkenin anlamında da Türkiye Ardahan'ın anlamında da? Bir umut var mı önümüzde? Öyle görünüyor mu? Herkes elini başın altına koyarsa, taşın altına elini sürerse emin ol ki düzelmeyecek hiçbir şey yok. Geçmiş dönemden gelip de biz bu hallere geldiysek, bir şeyleri kaybettiğine sahip olabildiysek bundan sonraki nesilde daha iyi olacağına ben inanıyorum. Ardahanlar olarak inanıyorum. Evet. Yine söylüyorum, sakın beni faşist olarak algılamayın. Diyorsun, bu benim arzum, isteğim. Memleketime yapılması gerekenler bunlar yani. Bu benim babam da olmuş olsa ben bu cümleleri kullanırım. Türkiye'nin ne düzeymesi diyorsun, liyakatlılar olması gerekiyor. Kesinlikle. Ya efendim şimdi Allah aşkına ya şöyle başımızı alalım, elimizin altına bir düşünelim ya. Bir geçmişimize bakalım. Geldiğimiz noktaya bakalım. Bundan sonraki bir 10 sene 20 sene sonra olacak, ona bakalım. Ya Allah-u Teala bize vermiş. Hayvanlarda olmayan, hiçbir nesilde olmayan aklı bize vermiş. En iyi şeyi bize vermiş. Biz bunu göremiyorsak, biz bunu iştirak edemiyorsak o zaman bizim ne farkımız kalır ki? Biz bunu iştirak etmemiz lazım her şeyden önce. Yani şu çocuğun ateşle suyu ona üretmem gerekiyor. Ama siz bunu konuşunca diyorlar ki iktidar yanlısı bunlar. Paralı oldukları için iktidardan korkuyor falan. Yani siz hep savunuyorsunuz ya sizler. Evet. Bir düz ya işte cep telefonu çıkar diyorlar ya dediklerini. Evet. Yani bunu deyince de sanki iktidar olmadan önce de biz buna sahiptik.
İktidar olmadığında biz buna sahiptik. Evet, evet, İktidar evet. olduktan sonra biz zaten %20 daha da aşağıya indik. Seviye olarak da. Yani anlatayım, kişisel anlamda söylüyorum. Evet. Ticari anlamda söylüyorum. Biz hep veren el olduk, alan el olmadık. Alan elmiş olmuş olsaydım bugün emin olun ki, bakın çok ciddi anlamda söylüyorum, çok farklı yerlerde beni görmüş olabilirdiniz. Doğru. Ama işte bakın ben... Ya biz bunları söylerken iddia yalakalı yapmıyoruz. Biz gerçekten olanı anlatmaya çalışıyoruz diyorsunuz. O anlamda söylüyorsunuz. Efendim ben Ardahan'a gittim, milletvekili aday olarak Ardahan'a gittim. Beni karşıladılar. Otobüslerle, kamyonlarla, davuzurlarla karşıladılar ki kendiniz gayet iyi biliyorsunuz. Evet. Gittim oturdum, aldı karşımıza, toplantı aldı, insanlar var. Sorduk. Abi ne iş yapıyorsun, ne iş yapıyorsun, ne iş yapıyorsun? Konuştuk. Yanımda kardeşim var. Döndüm kardeşime dedim ki oğlum benim eğitimim bunlara yetmez. Karşımdaki insanların üst düzeyine bak, bana bak, ben ne verebilirim bunlara? Ardahan o kadar dolu. Ardahan bak, doluluğundan bahsediyorum. Evet. Orada onların karşısında kendi ezikliğimi hissettim. Ardahan'da bu kadar doğru, dürüst, daha kaliteli, daha eğitimli insanlar varken, ben onlara bir şey veremezken o koltuğu doldurmamın bir anlamı, bir mantığı yok. Meşgul etmemek lazım diyorsun. Kesinlikle efendim, olur böyle şey yani. İnsanız yani nihayetinde. Türkiye'ye dönecek olursak, biraz Ardahan'dan ayrılalım istiyorum ben. Evet. Kayseri'yle kızacak bize. Hep Ardahan'ı konuşuyoruz. Ya şimdi ben mesela bugün bir yazı okudum. Yurt dışına çıkan akademisyenler orada neler yapıyorlar diye. Şimdi 5 senelik, 10 senelik ya da... Onlar kaçıyor yeni, vatan kaynağına. Hayır, yeni gitmiş insanlar öyle şöyle şeylerden ya. Bahsediyor. Gitsinler onlar. Bizim Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya. Gitsinler ya, bizde doktor mu yok sanki, onları getiririz. Ya şimdi onlar da oradaki hayatlarından böyle çok memnun değiller. Ülkelerini terk etmişler. Onlar da pandeminin devamıyla birlikte orada da zamların artmış olduğunu, özellikle Türk ürünlerinin fiyatlarının artmış olduğunu söylüyorlar. Fakat ama oradaki ile Türkiye'dekini kıyaslayamıyorlar. Yani buradaki evet hayatımız çok güzel, kendi ülkemiz, ama oradaki yaşam, yani sosyal çevre, yaşam standardı daha yüksek oluyor. Şimdi baktığınız zaman iki ülkeyi kıyasladığımız zaman onlar daha refah içinde oluyor. Yani bizim ülkemiz ne zaman olacak ki? Şimdi benim Çanakkale'de şehitlerim varsa, Çanakkale'de bu geleceği kurmuş da bana bu aydınlığı veren şehitlerim varken, ben onları unutup da bugün iki tane darlandım diye yurt dışına kaçıp yurt dışına medet umacaksam, bu benim ülke sevdalı olduğumun değil, hainliğim anlamına gelir. Anlatabiliyor muyum? Zorlukları benim dedem yaşamış. Dedem benim bedellerini ödemiş. Ben kalkacağım burada iki tane bir şey sıkıştım diye kalkacağım yurt dışına gideceğim. Orada da vatan özlemi. Hayır öyle bir şey yok. Ya bakın, Nihat Bey dedem ölmüş yani. Hayır, burada adam, sıkıntı ölmüş değil çeken ama. Yarın ben döneceğim ama. Hayır. Allah rahmet eylesin. Hiç kötü bir şey söylemek istemiyorum. Hayır bak, bir şey söyleyeceğim. Sen bugün bunun karşısında durmasan yarın senin çocuğun daha büyüğünü çekecek. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Sen buradan kaçarak bir şey elde etmiyorsun. Sen neden daha ama kötü... O başka ülkedeki insanlar şu an Katar'daki insanlar ya da Suriye'den gelen bir sürü insanlar bizim ülkemizde çok refah içinde yaşayabiliyor. Onları da söyleyebiliriz o zaman. Bakın. Katar'dan gelen bir sürü iş adamı burada bir sürü yerin sahibi oldu. Bizden daha üst seviyedelerde yaşıyorlar baktığınız zaman. Sen bizim zenginlerimizin yurt dışında nasıl yaşadıklarını biliyor musun? O zenginler aynı, ama aynı hesap, oradaki zenginler şey yok beni ki. İlgilendirmiyor. Ama olur mu şimdi? Onlar da bizi ilgilendirmemesi lazım ama. Öyle düşünüyorum. Hayır bakın şöyle söyleyeyim. Onlar da bizi ilgilendirmemesi lazım. Bugün Suriye'de dediğin anda bugün o mültecilerin burada nasıl sıkıntılarda yaşadıklarını siz biliyor musunuz? Gördünüz mü? Sadece kamuoyunda, televizyonlarda, orada burada gösterilen şeylerle siz bilgi sahibisiniz. Bir de bunları tabanlarına inin. Tabanlarına inin de görün bakın neler yaşıyorlar. Böyle şeyler de var. Şimdi onlar bizim kısaslarımız değil. Benim vatandaşlarım benim için önemli. Az önce Sayın Yılmaz'ın dediği gibi ya işte doktorlar sıkıştı da kaçtı da gidiyorlar. Evet. Ya abicim doktor. Bize avukat çoğun aslında üniversite... Hayır, yani bugün hastaneye... Avukatın tercih hakkınız olsa ve size oradan daha iyi bir iş teklifi gelse, gitme şansınız yani, gitmek istemem. Ben gitmem şahsen. Şimdi tribün oynamıyorum ama ben de gitmem açıkta söylemek yani gerekiyor. Bu milliyetçilik var bakın. Bu şimdi şöyle bir şey var. Sizin de oradaki söylemekteki kastınız buradaki geçim şartlarının düşmesi, evet. Alım gücünün düşmesi, yurt dışındaki alım gücünün buraya nazaran daha iyi olması. Tamam, bir noktada kabul edilebilir bir şey ama bakıldığında hani... Karşılaştırdığınız ülkeler hangileri? İşte dünyanın birinci ekonomisi, ikinci ekonomisi. Türkiye kaçıncı ekonomik ülkesi? Ona bakıldığında hani ne kadar sürede buraya gelmiş? Ona bakmak gerekiyor. Bir, ikincisi bir de hani gidecek başka nereniz var? Hani şey var. Yani başka bir Almanya'ya gittiniz, Fransa'ya yerleştiniz, ne bileyim İngiltere'ye, Amerika'ya yerleştiniz. Yani eninde sonunda ata toprağı burası. Buraya döneceksiniz. Tabii ki de. Döneceksiniz ama ya burada yapmanız gereken olan bir şey var. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Kendinizi yetiştirmezseniz, katma değer yaratmazsanız, ya bu bir ticari olarak da katma değer. Akademisyen olsanız da, avukat olsanız da, ne bileyim bir doktor olsanız da bu bir gerçek yani. Eğer kendinizi yetiştirmezseniz alım gücünüz artmaz. Yani
bir iş yerine giriyorsunuz, iş başvurusu yapıyorsunuz. Eğer İngilizce ya da başka bir dil bildiğinizde ekstra size maaş veriyorlar değil mi? Evet. Tamam işte. Yani bu bir kendinizi yetiştirmekten kaynaklanan bir durum. Bunu hani Amerika'ya gitmekle tamam dolar cinsi kazanabilirsiniz. Değer yani, görmemek ülkedeki aslında. Efendim tamam bakın zaman, pardon olarak özür dilerim şöyle bir şey söyleyeyim. İkna edilmişlerle yola çıkarsanız birileri tarafından ikna edilirse yolda kalır. Siz inanmışlarla yola çıkacaksınız. İkna edilmişlerle değil. Eğer siz bakın emin olun buna. Şu anlama tam olarak Cumhurbaşkanı'nın sözlerini söylüyorum. Hayır. Cumhurbaşkanım ben inkar etmem burada bir sonu şeyim yok. Yani onu örnekte alırım buradan da gocunmam. Bugün hangi partiden birileri söylese ben onun o cümleyi de kullanırım. Benim yolda kal bak sana dışarı gitler ya. Ben az önce ne dedim kimliğinde dedim bir Ardahanlı yazıyor. Bunu çıkaramayacağıma göre ben buraya sahip çıkmam onlar lazım. Onlar da ülkelerini bırakmıyorlar aslında kendi ikisi. Ya şimdi efendim onlar onu ancak yurt dışına kadar onları kullanır postasını çıkarıp bana gönderirler. Başka hiçbir şey yapmazlar. Orada bir kaos çıktığı zaman buraya gelecekler. Niye çifte vatandaş kullanıyorlar? Niye kaçıyorlar? Şeylere sahip çıksınlar. Davalara sahip çıksınlar. Bugün Çanakkale'de savaş olurken benim dedem kaçtı gitti mi? Senin deden kaçıp gitti mi? Hayır. Sayın çıktı. Diyor Nihat Bey sizi siyaset meydanında görmek isteriz. Çok iyi konuşuyorsunuz. Teşekkür ederim. İsmini açıklamak istemiyor. Bu arada avukatım diyor ki siz diyor yurt dışına gitmiyorsunuz ama avukatlar genelde diyor kazanamadıkları için memurluğa yani savcılığa dönüyorlar. Siz savcılığa dönmeyi düşünüyor musunuz? Çok teşekkür ederim. Öyle bir, yani var mı bu ara böyle çok benim, savcı olmak isteyen avukat? Yani ben yerleşmiş bir avukatım. Yani öyle bir şey ihtiyacım yok. Hayır, piyasasında avukatlar yani az mı kazanıyor aslında baktığın zaman? Avukatların... Yeni mezun avukatlar tabii ki her meslekte olduğu gibi. Peki çok var, kazanıyor musunuz sayın avukatım? Çok da zengin oluyor musunuz mesela? Yok kazanıyorlar Allah için. Yok kazanıyorlar yani. Bugün kuyumculardan daha fazla kazandıklarını söyleyebilirim yani. Yani mesela şu ben birkaç tane ekonomik avukat... kriz bozulunca size mi yarıyor en çok? Tabii kesinlikle. Oğlum, öyle mi? Yani bu kadar güzel adliyeler nerede var? Bir tek Türkiye'de. Diyorsun bana sor. Diyorsun bana sor o işi. Bir de bana sor. Yapacak bir şey yok yani. bir şey değil. Savunma hakkınız kullanıyorum. Mesela Kartal Adliyesi için, Kartal'da yapılan Anadolu Mahkemesi için bazı avukatlar çok kızmıştı. Bu kadar büyük adliyeye ne ihtiyaç var? Niye bu kadar masraf yaptınız? Bir de yetmedi baroları da böldünüz. Falan böyle bir sıkıntı da vardı. Şimdi ben ona bir deyim getirebilir miyim? Bir deyim getirebilir miyim? Önceden her ilçelerde birer tane adliyeler vardı. Adliyeler olduğu zaman hukukçular, avukatlar falan çok fazla davalara yetişemiyorlardı. Parçalanıyordu. Şimdi hepsi çok ama güzel. Ama ben 7. kata çıkamam ya çok zor ya. Pardon efendim? Buraya girdi 7. kata çıkanlara kadar yani yapacak bir şey yok. Sanırım. Hepsini bir araya topladılar. Yani işlerin daha kolaylaşması açısından hepsinin bir arada olması güzel bir şey. Hayır Nihat Bey ben katılmıyorum ama şu anda ne oldu biliyor musunuz? Farkında avukatım daha iyi bilir. Hastane de öyle yani. Ekler açılmaya başladı. Ekler. Şimdi tamam. Anlamsız olduğu değil mi? Anlamsız olduğu ortaya çıktı. Anlamsız olduğu bir şey. Şimdi şöyle bir şey var. Tamam. Bir yere toplamak. Bir noktada doğrusunuz ama ben başka açıdan bakıyorum. Şimdi siz nasıl bakıyorsunuz? Mekan önemli değil. İşte, her şeyin orada olması değil mi? İşte önemli. Şimdi tamam Kartal Anadolu Adliyesi dünyanın en büyük ikinci adliyesi diye biliyorum ben. Yani birincisi içinde, ikincisi bizde. Tamam çok güzel bir şey. Yeterli bir seviyede. Çok hani şey yani yakınan avukatlar varsa spor yapıyorlar. Daha ne istiyorlar yani o bir ucunu. Yürürken zorlanıyoruz diyorlar. Evet. Bir ucundan bir ucunu yapıyorlar. Biz sabahtan akşama kadar masanın başında oturuyoruz da. İşin gerçeği şu ki vatandaşın işi daha rahatlasın, daha kolaylaşsın diye yapılan bir şeydir bunlar. Yani bunu da bilelim. Burada bir art niyet herhangi bir işte böyle bir para kaçırma veya şöyle gibi bir şeyler var söylendi. Öyle değil. Öyle şimdi, değil. Şimdi iktidar yanlısı diye söyleyecekseniz öyle siz öyle bakmaya devam edin ama biz buradan böyle bakalım. Hukukta görev ve yetki sonuçta bu ülkede yani. Hemen sözünü kesmeyin. Buyurun. Hukukta görev ve yetki denilen bir şey vardır. Bir dava açacakken şimdi bir yani yetkili olduğu alan denilen bir şey vardır. Yani bir sulh hukuk mahkemesini ilgilendiren bir durum varsa şimdi Ümraniye ile Çekmeköy birbirleriyle sınır bir ilçedir. Evet. Şimdi eskiden geçiş güzergahı olarak bir evin probleminden kaynaklanan bir durumla kira alacağına ilişkin diyelim. Sulh hukukta görünüyor dava. Şimdi yol geçiyor bir kısmı Ümraniye'de bir kısmı Çekmeköy'de kalıyor. Davayı açtığınızda adres olarak bakıldığında karşı taraf itiraz ediyor. Orası Çekmeköy değil, Ümraniye'ye kalıyor diyor. Ama karşı taraf da diyor ki burası ortadan geçiyor. Fark etmez diyor. Ya orası. Hakim de diyor ki Çekmeköy Adliyesi'ndeki beni ilgilendirmiyor Ümraniye'ye gönderin. Ümraniye'deki diyor ki o da beni ilgilendirmiyor. Vatandaş burada problem yaşıyor. Anlatabiliyor muyum? İşte oradan yani. Onu bir derli toplu hale getirmeleri güzel bir şey. Şimdi kaza mahkemeleri gibi. Ama ötesinde baroları böldük.
Ona bir şey diyemem. Siz hangi barodasın şu anda? Ben tabii ki asıl olan barodayım. Asıl baro. Mevcut baronun durması gerekiyor. İkinci baroya gerek yoktu herhalde diyorsunuz. Diyenlerden yani misiniz? Ben, ya her şeyi ayırmaya gerek yok aslında yani. Bu kadar da ayrıma bence gerek yoktu. Siz nasıl ama adliler toplanacak kızıyorsun. Ben nasıl söylüyorum? Sizin kanal kapanır. Boşverin. Sıkıntı çıkarsın. Fakir Bey, bu arada son 10 dakikamıza girdik. Ben toparlamanızı isteyeceğim. Hı-hı. Sizden son sözlerinizi alacağım. Beyler güzel, Şeyma Hanım Fakir Bey iyi yayınlar dilemiş. Son olarak sizi toparlarsanız avukatla bitirelim. 10 dakikamız kaldı diyor. 10 dakika daha uzun bir süre. Evet. Bayağı üzere. Ben çünkü 3-4 dakikaya çok şeyler sığdırabildim. Evet. Ben sizin konuyu toparlamak adına. Şimdi ben her şeyden önce Sayın Yılmaz ailesine ve Tempo TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Bize böyle fırsatlara verdiğiniz için. Vekil adaylığınız konusunda da bir tam olarak açıklama yaparsanız çok iyi olur. Şimdi şöyle 2020'de siyaset düşünüyor musunuz? Hülya Hanım sormuş. Sağ olsun, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, güzel bir soru sormuş ama az önce de baştan söylediğim gibi. Görev verilmez, görev istenmez, görev verilir. Evet. Ben halen daha o bilgiyi, birikimi kendimde göremiyorum. Bizden daha iyi yapacak olan insanlar vardır. İnşallah doğru olan insanlar çıkıp bizlerin de desteğini alarak güzel bir yere gelmelerini temenni ederim. Dileğimiz bu. Bizim dileğimiz bu. Hiç kimsenin olmadığı yerde de Ardahan sahipsiz değil, ortaya da çıkarız. Bunu da bilin. Aslanlar kimsenin gibi olmadığı yerde de. Ama biz istiyoruz ki o abilerimiz düzgün bir şekilde yönetsinler. Evet. Bizleri temsil etsinler. Bizleri de gurur duyarıp sırtımızda taşıyalım. İstiyoruz. Utanmayalım. Bakın bugün biz utanıyoruz. Bir milletvekilimizin bıçaklanması bizim utancımızdır. Evet. Olmaması lazım bugün. Kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, benim gurur duymam lazım, sırtında taşımam lazım. Sonuçta benim insanım. O yüzden biraz herkesin kendine gelmesi gerekiyor. Siyasetçinin, gazetecinin, iş adamının, STK'cısının bir an evvel bu kimliğe gerçekten sahip çıkmalarını istiyorum. Benim söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ederim. Bu arada yeni yılımızın önümüzdeki günlerde işte son kaç günümüz kaldı? 4 yeni günümüz kaldı. Yeni mesajını da alalım bu arada. Tempo TV'de reklamayı tezler. Bütün halkımızın, bütün vatandaşlarımızın, başta kuyumcu sektör olmak üzere herkesin yeni yılın dileklerini, dileğini en içten dileklerimle kutluyor. Sağlıklı, huzurlu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum. Çok, çok küslük, barışlık olmadan kardeşçe birbirimize sarılmanın keyfini çıkaralım istiyorum 23 yılında inşallah. Çok sağ olun. Sayın Avukatım, sizden de son sözlerinizi almak istiyoruz. Bizi onurlandırdınız buraya gelerek. Ben teşekkür ederim bizi ağırladığınız için. Ben memleketimizin hukukta kalmasını temenni ediyorum. Yeni yılın huzur, mutluluk, barış ve adalet getirmesini temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Fakir Bey, son 3 dakikaya giriyoruz. Ben 10 dakika söylerken 5 dakika geçmiş meğerse. Ben de buradan bitirişi yapayım, size sözü vereyim. Gazetecilerle Gündem programının bu haftaki konukları İstanbul Kuyumcular Derneği Başkanı İş İnsanı Nihat Atan bizimle birlikteydi. Ve avukatımız Şahin Küçüktepe bizimle birlikteydi. Biz de haftaya görüşecek miyiz onu bir konuşmamız yarın lazım. Yarın özel bir programımız var. Biz İstanbul'a dileklerimizi sonradan da dileriz herhalde. Fakir Bey'e söz veriyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim. Bir okurum demiş ki şöyle güzel şey var. Kanala destek olsun diye ben diyoruz diyorum sizi. Evet, kanala destek olması gerekiyor. Özgür basın, özgür adalet artı hak hukuku diyoruz ya. Ben Türkiye'de bir gazete, günlük bir gazete almanızı istiyorum. Her gün siyasi görüşünüz ne olursa olsun kendi düşüncenize uygun bir gazete alın. Türkiye 2 milyon gazete satıyor. 1 milyon spor magazin, işte 700-800 bin ciddi gazete satıyor. Bir kere gazete alın ki sattık basın demeyin. Başkası almasın o gazeteyi. Onun ötesinde Tempo TV ve Tempo TV gibi kanalların, özellikle bu kanalların diğer sizin bildiğiniz ünlü ünsüz televizyonu aynısını yapıyor. Uydu yayın yapıyor. Disamat'ta yayınlanıyor. Sanal ortamda yayınlanıyor. Yerel gazetelerine sahip çıkın bölgenizde. Bu da Nihat Bey sözü açtı. Özellikle yılbaşı geliyor. İş adamımızla başlamak üzere. Herkesten reklam, yılbaşı mesajınızı reklam olarak vermenizi istiyoruz. Bizler ayakta kalırsak özgür basın, demokrasinin 4. kuvveti diyoruz. Sonra dönüp arkamızda bağırıyoruz. Sattık basın. Siz gazeteci misiniz? Sen gazete aldın mı sabah? Ki bravo, gazeteciyi suçluyorsun. Evet. Türkiye'de muhalefetin, ana muhalefetini oluşturacak asıl basın hürdür. Sansür edilemez diyor ya Atatürk. Trump'ın karşısında ayak ayak üstü atan gazeteci niye ayak ayak üstü atıyor? Gazetesi sattığı için, bankaya, krediye borcu olmadığı için, kimseye bağlı bulmadığı için özgür basın. Özgür basın bir gazeteci olarak da ben de 2023'ün seçim döneminin olduğu bir 23'ün ülkemizin huzuru ve barışı, kardeşliği için siyasetin tokatlamadığı, bıçaklamadığı, ayaklarının kırılmadığı ve gerçekten demokrasinin yerleştiği, arandığı söylenen adaletin tam anlamıyla yerleştiği bir ülke umuduyla yarın özel konuğumuzla İstanbul'a döner yediren iş adamımızla birlikte yine saat akşam 8'de Tempo TV'deyiz. Özel
programdan. Gazeteleri Günden bu hafta da sağ olsun Nihat Atam ve Avukat Şahin Küçüktepe ile birlikte olduk. Kuyumculuğu, altını, siyaseti, ticareti, ekonomist konuştuk. Nihat Bey de sinyallerini verdi her ne kadar. O desti de biz gazeteci olarak Ankara'da yaptığı gizli toplantısını burada biraz sızdırdı. Siyasete soyunuyor gibi. Teşekkür ediyorum. Şeref verdiler. Sağ olsunlar. Yarın saat 20'de yeni bir iş adamıyla Gazeteci Gündem özelinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burada şey diliyoruz. Kıymetli dinleyicilerle çok sağ olun. Çok teşekkür sağ olun. Hoşçakalın. Tempo TV sizin kanalınız.